Bayanların en merak edilen magazin programı Söylemezsem Olmaz Beyaz TV ekranlarında başladı. Sizler de Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz efendim. Pınar Eliçe, Bilal Özcan, Didem Delen ve Hande Sarıoğlu olarak dört dörtlük kadromuzla işte geldik, buradayız. Biz bu işte. Uyandığınız ilk andan itibaren Bilal Beyciğim, canım. Ay, biz böyleyiz efendim. Hepinize günaydınlar diliyoruz. Aramızda da bazen böyle laf çarpışmaları olsa da sözü size bırakıyorum Bilal Beyciğim. Günaydınlar olsun. Teşekkür ederim. Ben de ünlülere sesleniyorum. Kalkın, uyanın, uyanın. Birazdan sizi konuşmaya başlayacağız. Bam, bam, bam. Magazin efsane program Söylemezsem Olmaz'dan sorulur efendim. Yine günü, hatta haftayı sallayacak haberlerimiz var önümüzde. Büyük bir sabırsızlıkla konuşmayı bekliyoruz. Sizlerin karşısında efendim Tayfur ailesiyle ilgili yeni gelişmeler var. Ferdi Tayfur öyle bir paylaşım yaptı ki ilk kez bizde duyacağınız haberler yine burada Söylemezsem Olmaz masasında sizlerle buluşacak. Aman kaçırmayın bu yayını. Bombalarınızla gündemi belirlemeye hazır mısınız? Hazırız. Peki sizi de hazırlayalım. Bizlere gelin, katılın istiyoruz. Bir sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Söylemezsem Olmaz Official bizim Instagram adresimiz. Oradan bizim yaptığımız yorumlara siz de gelin, bizlere katılın yorumlarınızla diyoruz. Söylemezsem Olmaz YouTube kanalımız var. Orada da yine konuştuğumuz konulara yaptığınız yorumlarla eşlik etmenizi istiyoruz efendim. Kişisel Instagram adresleri geliyor. Pınar Eliçe. Pınar Eliçe Official. Özcan Deniz'e bunu yaptırmazlar. Yapmak istese de yaptırmazlar. Konuşacağız. Bilal Özcan Official. Didem Delen dedi. HND Sar kişisel efendim, yine söylemek istedikleriniz varsa diye, eğer haberleriniz varsa bizlere iletin diye bir WhatsApp iletişim hattımız var. Hemen hatırlatalım, 0552 770 06 23, ekranlarınızda görüyorsunuz. Kaydedin bizlere lütfen, bu telefon numarasından bildikleriniz varsa iletin. Biz çok hazırız. İnanılmaz hazırlandık bugün. Hiçbir yere ayrılmayın deyip klasikleşen magazin turuyla Söylemezsem Olmaz başlasın. Başlasın. Magazin dünyasının en yeni, en renkli, en merak edilen haberleriyle Söylemezsem Olmaz'ın hazırladığı magazin turu başlıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'a eşi Başak Dizer bile pes dedi. Yüz olduğu marka için kamera karşısına geçen Kıvanç Tatlıtuğ'un verdiği poz Amerikalı oyuncu James Dean'e benzetildi. Tartışmasız James Dean'den çok daha yakışıklı olan Kıvanç Tatlıtuğ'un bu pozuna eşi Başak Dizer pes yorumunu yaptı. Hande Erçel ile Hakan Sabancı özel geceye birlikte katıldı. Hakan Sabancı oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile birlikte geçtiğimiz gün Türkiye-Japonya dostluk gecesine katıldı. Merve Boluğur'dan yeni yaş paylaşımı. 38 yaşına giren güzel oyuncu Merve Boluğur, siyah dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle kameraya bu pozları verdi. Emmy ödüllerinde yıldızlar geçiti. Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen Emmy ödüllerinin 76.'sı düzenlendi. Gecede dünya yıldızları göz kamaştırdı. Selena Gomez siyah renkli elbisesiyle boy gösterirken Jennifer Aniston'ın gri renkli ve uyumlu takılarıyla büyüledi. Şarkıcı Rita Ora toz pembe renkli dekolteli elbisesiyle beğenileri topladı. Ricky Martin ise siyah pantolon, beyaz renkli ceket, gömlek üstüne siyah renkli papyonuyla geceye katıldı. Karahan'dan saç toplama tüyosu. Oyuncu Pelin Karahan masadaki süs çiçeğiyle saç nasıl toplanır uygulamalı olarak gösterdi. Gece çiçek açan güzel oyuncu öğlen saatlerinde ringe çıktı, yumruklarını saydırdı. Zeynep Bastık'tan kendisine tam destek. Başarılı şarkıcı Zeynep Bastık, Billboard'da bulunan konser afişiyle böyle konuştu ve kendi konserine geleceğine dair söz verdi. Ne yapacaksın? Aklım benim. Konserim varmış, geleceğiz. Oradayız. Yanındayız.
Haluk Levent'ten otobiyografisiyle ilgili açıklama. Geçtiğimiz günkü sahnesinde kağıt elva satıcısına yardım amaçlı kendisi satış yapan Haluk Levent bu konuyla ilgili ve hayatının film olmasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Aslında eğlencelik bir şey yapıyorum biz konserlerde. Sadece benim konserlerimde kağıt elva değil de baloncusu oluyor, çok yapıyoruz. Son olarak da hayatınızın film olacağına dair iddialar var. Evet var, iddia yok. Yapımcı burada. Bengü çocuklarıyla sahnede. Selim Selimoğlu ile evli olan başarılı şarkıcı Bengü çocukları Zeynep ve Selim'le sahnesini paylaştı. Zinet Salih'den masum değiliz yorumu. Başarılı şarkıcı Zinet Salih minik serçe Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarından Masum Değiliz adlı şarkıyı yorumladı. Kızıl Goncalar dizi setinde keyifli anlar. Başrolünde Özcan Deniz ve Özgün Amal'ın yer aldığı başarılı dizi Kızıl Goncalar dizisi setinde Özcan Deniz bu fotoğrafı paylaştı. Emre Karayel'le Seda Bakan'ın sette renkli görüntüleri. Bir reklam filminde buluşan başarılı oyuncular Seda Bakan'la Emre Karayel, reklam filminin setinden paylaşılan fotoğraflar beğeni topladı. Kızılcık Şerbeti dizisinde sular durulmuyor. Geçtiğimiz sezon kadrosunda bazı isimlerin özel hayatındaki problemler nedeniyle sorunlar yaşanan Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezona yeni sorunlarla girdi. Geçtiğimiz sezon sonuna doğru yasaklı madde kullanımıyla gündem olan ve Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek, kendisine yöneltilen torpille dizide bulunuyor eleştirilerine. Senin annen de yazsa sen de oynarsın, bir oyuncu ol da görelim. Ben bu işe girerken annem yazmasına rağmen audition'a girdim. Hak geçmesin diye açıklamasını yaptı. Kızılcık Şerbeti dizisinin gireyi Kaan Taşener ise önce sosyal medyadan tepki verdi. Sonra hesabını sildi. Kızılcık Şerbeti dizisinin afişinde kendisine yer verilmediği için karşıdaki insana hakaret edilmiyordur ama onun bir insan olarak varlığı da tanınmıyordur yorumunu yaptı. Ancak kısa bir süre sonra hesabını sildi. Afiş krizinde ikinci isyan. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon afişinde yer almayan bir diğer isim, dizinin Mustafa'sı Emre Altın Toprak afişe Photoshop'ta kendisini ekledi. Kızılcık Şerbeti dizisi geçtiğimiz sezonun finalinde zirvede bırakmıştı. Yeni sezonda da zirvede. Birce Akalay'dan evlilik sorusuna yanıt. Bir süredir meslektaşı Hakan Kurtaş'la aşk yaşayan ünlü oyuncu Birce Akalay kendisine yöneltilen evlilik sorusuna başka zaman konuşuruz yanıtını verdi. Arkadaşlarımın dönmesini bekledim bayramdan sonra. Öyle özel bir kutlama olsun istedim. Farah Zeynep Abdullah'ın adliye sarayı posu. Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah zaman zaman çıkışları ve paylaşımları nedeniyle davalık olmasına atıfta bulunarak adliye sarayında fotoğrafını çekti ve özlemişiz notunu düştü. Dahan Külegeç'le İbrahim Kendirci yıllar sonra bir arada. Kabak Yerleri dizisinde Efe ve Deniz karakterleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncular Dahan Külegeç'le İbrahim Kendirci bir araya geldi ve takipçileriyle bu fotoğrafı paylaştılar. Gülse Birsel'den yeni proje müjdesi. Oyuncu, yazar ve senarist Gülse Birsel röportajında yeni projesini açıkladı. Tiyatro oyunu çıkardım. Şimdi herhalde 1-2 aya o bitecek ve zannediyorum biz yeni yılda sahnelerde onu seyirci seyredebilecek. Umut ediyorum yani. Yusuf Güney ve Aycan Barış yavru ayı besledi. Şarkıcı Yusuf Güney ile Aycan Barış Liva adındaki yavru ayıyı karpuzla beslediği anları kameralara böyle kaydedildi. Yere doğru eğil. Neden manyak bu ya? Yıldız voleybolcudan dans. Amili kadın voleybol takımımızın yıldız oyuncusu Melisa Vargas geçtiğimiz gece dansıyla mekanda bulunanları böyle coşturdu. Elif Buse Doğan'ın Amerika paylaşımları. Konser için Amerika'ya giden Elif Buse Doğan New York sokaklarında objektiflere bu pozları verdi. Yaş gününde lüks kutlama. Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı minik kızları Alare için oldukça ihtişamlı bir doğum günü partisi düzenledi. Hande Soral'ın
marketinden altın yüzük çıktı. Bir markanın internet sitesinden alışveriş yapan oyuncu Hande Soral'ın sipariş paketinden altın yüzük çıkması sonrası yüzüğün sahibini bulmak için sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı. Yonca Evcimik'in 61'e özel pozları. 90'ların popüler şarkıcılarından Yonca Evcimik 61. yaşına özel pozlar verdi. Asker eğlencesinde senkronize dans beğeni topladı. Bursa'da bir asker eğlencesinde Serdar Ortaç'ın poşet şarkısıyla kalabalık grubun senkronize dansı sosyal medyada gündem oldu. Yavuz Bingöl'ün nikah tarihi belli oldu. Ünlü türkücü Yavuz Bingöl 6 yıldır beraber olduğu Nişe Haoğlu ile dünya evine gireceği tarihi açıkladı. 25 Ekim'de inşallah böyle bir dostlar arasında 50-60 kişilik küçük bir şey nikah yapacağız. Düğün değil de işte nikah töreni de. Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif. Paris Olimpiyatlarında atış yaparken verdiği bu pozda efsaneleşen sporcumuz Yusuf Dikeç büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Dikeç'e Hindistan'dan reklam teklifi geldi. İpek Açar oğlu Ömer'e kavuştu. Geçtiğimiz aylarda annelik heyecanını bir kez daha yaşayan İpek Açar, eşi Alper Kömürcü ve oğluyla paylaşım yaptı. Dünyaca ünlü yıldız genç sevgilisinin sözünden çıkmıyor. Hollywood'un en gözde yıldızlarından biri olan Brad Pitt'in genç sevgilisi Ains de Roman, dünya yıldızının giyim kuşamından yiyeceği yemeğe kadar her şeye karar veriyor. İki kıtayı ip üstünde geçti. Estonyalı sporcu Can Rose 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü ip üzerinde Asya kıtasından Avrupa kıtasına böyle geçti. İrem Sak'ın babası vefat etti. Ünlü oyuncu İrem Sak baba acısıyla yıkıldı. İrem Sak'ın babası Şemsettin Sak Taksim'de kaldırıldı, hastanede vefat etti. Vallahi Kıvanç Tatlıtuğ her gördüğüm zaman Başak Dizer'e Allah yardımcın olsun Başak demek istiyorum. Çünkü her geçen gün gerçekten bu kadar yakışıklı olan başka bir jönümüz var mı? Pınar, beğeniyor musun? Sarışın mı, esmer mi? Şimdi ben normalde esmer tercihim. Esmer severim ama Kıvanç için bunu söyleyemeyeceğim. Çünkü Kıvanç Türkiye'de bir ikon. Kıvanç nasıl söyleyeyim? Çok farklı aurası olan, farklı bir sarışın. Ve onun öyle bir ayrıcalığı var benim gözümde. Ama ne kadar güzel ya. Başak ne kadar şanslı bir kadın değil mi? Ama Kıvanç da Başak kadar şanslı tabii ki. Şimdi burada ünlü bir Amerikan aktörünü benzetilmiş değil mi? Doğru. James Dean çok genç yaşta ölen bir aktördü, 24 yaşında. Hakikaten de benziyor ya, gerçekten çok benziyor, auraları çok benziyor. Ne diyeyim daha? Ne diyeyim? Evet. Ben de mesela baktığımda Benjamin Button filmindeki o Brad Pitt'in sahnesi vardı. Hatta kostüm bile aynı, sadece araba değil motosiklet vardı. Ha, o sahnede. Evet. İnanamayacaksınız, birebir aynısı. Bence bizim ülkenin Brad Pitt'i de o ve çıtayı inanılmaz yükseltti. Başak gurur duymak da haklı, kıskanmak da çok haklı gerçekten. Evet. Şu anda reklam üstüne reklam alıyor. Bir tane dizi görüşmesi var. Şu anda görüşme halindeler. Çok olağanüstü bir kadroyla gelmeye hazırlanıyor. Eğer olursa yine televizyonda da izleyeceğiz bu sezon. Haydi bakalım. Erkek Ocaktan gözüyle sonra. Bilal abi. Erkek gözüyle tabii ki bu bir reklam çalışması. Bunu reklamın yaratıcı ekibi, kreatif ekibi düşünmüş James Dean'e benzetmeyi. Çünkü James Dean gençliğin idolüydü. Amerikan gençliğinin çok genç yaşta vefat etti. Bir trafik kazasında ve kültür ikonu olarak da yıllar sonra da ismini devam ettirdi. Gençliği, Türkiye'de gençliği yakalamaya çalışıyor. Kıvanç da 40 yaşına geldi gerçi ama yine de 40'dan fazla. Genç. Yine de genç. James Dean vefat ettiğinde 24 yaşındaydı. Tabii 24 yaşında. Gibi. Evet, Başak Dizer şanslı. Kıvanç Tatlıtuğ şanslı. Onlar birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Ve işte ne yapsa konuşuyoruz. Dilerim oğlu da babası gibi olur, oğlu da babası gibi büyür, babası gibi başarılı olur ve babasının annesinin neslini devam ettirir.
Çok yani tatlı Kıvanç bir çocuk. Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukları. Kıskanmayı düşünsenize. Yani sürekli bu duyguyla yaşamak zorunda kalırsınız. O yüzden Başak Dizer çok güzel yönetiyor bu evliliği. Kıvanç Tatlıtuğ gibi birinin, hani kocan Kıvanç Tatlıtuğ. Ama düşünsene. Kıvanç da çok özel bir karakter, özel bir ruh. Yani gerek sosyal sorumluluk projeleri, gerek babalığı, bir duruşu gerek var işi, diyorsun. Tabii ki yani çok özel bir adam ya. Yani başkası Kıvanç çok Tatlıtuğ olsa bu evlilik böyle devam etmez diyorsun. Peki yani, ben sözü Kızılcık Şerbeti'ne getirmek istiyorum. Niye biliyor musunuz? Sürekli niye? Yalı Çapkın'ı konuşuyoruz ama asıl o günün reytinglerini alıp yükselten ve günün birincisi olan Kızılcık Şerbeti. Ama Kızılcık Şerbeti'nin hem dizi senaryosunda olaylar, sular durulmuyor, hem de dışarıda oyuncuların kendi özel hayatlarında sular durulmuyor. Nasıl görüyorsunuz bu diziyi? İzliyor musunuz Bilal abi, Yalı Çapkın'ı kadar Didem takip şöyle, ediyor musunuz? Tabii canım. Bazı sahnelerini, konuşulan sahnelerini dönüp bakıyorum. Benim etrafımdaki insanlar, yakınlarım izliyor. Onların tavsiye ettikleri sahneleri dönüp bakıyorum. Baştan sona izlediğimi söyleyemem. Ama izlemeye başlayacağım, vakit ayıracağım. İlk sene izledim. Sonuna bırakmıştım. Şimdi tekrar izleyeceğim. Evet, dediğin gibi Yalı Çapkın'la fark attı reytinglerde. Zaten doğal olarak beklenen bir şeydi ama o dizide içi kaynıyor. Yani oyuncular orada da çok mutlu, çok huzurlu değil. Bir kere oyuncular mutlu olsa böyle zirvede olan bir dizide neden Müjde Uzman terk etti gitti? Çok da başarılıydı ve çok da konuşulan bir role, karaktere bürünmüştü dizide. Neden terk etti gitti ve giderken de yani hastayım falan diye ayrıldı biliyorsunuz. Tükenmişlik sendromu. Ve şimdi de Melis Çivelek, senaristin kızı Melis Çivelek sosyal medyada insanlarla tartışıyor filan. Ben diyor işte audition'a girerek burada hakkımla bu rolü aldım. Yani ne demek istiyorsunuz siz? Senin annen de yazsa sen de oynarsın. Annem yazıyor, onun için oynuyorum ama ben bunu hak ettim zaten filan diye böyle insanlarla da tartışıyor. Bir oyuncu diyor ki beni niye afişe koymuyorsunuz? Beni niye afişe yazmıyorsunuz? Ama haklı orada Bilal Beyciğim. Haklı. Şimdi tek tek isim isim gidelim mi? Mesela evet. Feyza Civelek dedik, tamam mı? Evet. Annesi senarist. Aynen. Evet. Senin annen senarist diye sen bu dizide oynuyorsun diye böyle bir oyuncuya, bu diziyi taşıyan bir oyuncuya sorulur mu? Hayır, şimdi onu da geçen de başka bir oyuncunun adı yasaklı madde skandalına karışsaydı diziden atılır mıydı, atılmaz mıydı? Soruyorum ya, hepinize soruyorum. Ha. Sen başka bir annesi şeyden girdin. Annesi senarist diye bu konunun üstü bir güzel örtüldü ve kapandı. Siz hatırlıyor musunuz bir skandal sonrası herhangi bir oyuncunun hala devam ettiğini o diziye? Yani ama yok. Şimdi burada torpil yoksa ne? Yok. Yani yok. İstediği kadar ben seçmelere girdim de yok öyleydi de böyleydi de desin. Katılmıyorum. Torpil olayına katılmıyorum. Alınmış diziye. Annesi senarist bir kere. Otomatik olarak torpillisi. Sen Yalı Çapkın'ı izliyor musun? Sen Yalı Çapkın'ı izliyor musun? Tiyatrocu olan Yalı Çapkın'ı izliyor musun? Evet, ara ara bakıyorum Nilay ben Nilay karakterine bakıyor musun? Bakıyorum ama bu... Bak, bu kızın karakteri bu diziyi en önemli şekilde reytinglerde taşıyan çok önemli kilit rollerden hayatım, bir tanesi. Hayatım yasaklı madde bak, kullandı. Bak onu kimse çıktı. İlgilendirmiyor. Orada bir sürü yasaklı madde kullanan Çağatay Ulusoy'lar, tekrardan hepsinin adını gündeme getirmek istemiyorum. Tamam, zamanında Ulusoy'a ne operasyonlar ne çekildi. Çağatay Ulusoy'a ne oldu? Kaç sene dizi alabildim, iş alabildim mi? Şu an Çağatay ne Ulusoy. Oldu? Ama bir zaman alamadı ama yıllar tabii sonra, ki de. Ama yıllar sonra Gizem Karaca da aynı şekilde. Yıllar sonra. Tabii bir gün değil. Genelleme yapmak şimdi burada direkt değil, tabii. Torpil var. Evet. Kaan Taşener çok profesyonel bir oyuncu ama afişte bile yok adam. Şimdi ama bak bir yok, şey söyleyeyim mi Didemciğim? Bence. Bak, yıllardır afiş krizi bütün sektörlerde var olan bir şeydir. Bu ses sanatçılarında da olur, oyuncularda da olur ama tabii ki bu kadar aktif bir rolü olan bir oyuncunun da afişte olmaması çok büyük bir ayıp. Burada yani niyet, neden koymak? Art niyet ararım ben. Ben de art niyet ararım. Art niyet yani büyük bir kabalık olarak görüyorum. Olmaz. Evet. İşte böyle bir durumda alayım mı bir şey söyleyeceğim tam o noktada. İşte böyle bir eğer afişte sıkıntı yaşıyorlarsa Kaan Taşener gibi bir oyuncuya afişte yer vermiyorsun. Senin oyuncun seni sosyal medyada paylaşıyor. Sıkıntısı var. Ben burada Müjde Uzman'ın da içeride bu gibi böyle durumlardan dolayı sıkıntı yaşadığı için Müjde hiçbir şeye eyvallah yapmaz. Ben burada Alev karakteriyle tekrardan bir ivme yakaladım. Bu Alev karakteri Kızılcık Şerbeti'nde çok iyi bir karakter deyip başkası olsa yutardı, otururdu. Ne yaparsa yapsın kırardı dizini, bu diziye devam ederdi. Böyle reytingli bir diziye ama Müjde aldı tasını tarağını topladı. Hadi dedi eyvallah. İçeride bir sıkıntılar var. Yok saymak da bir hakaret tabii şeklidir. Ki. Sen afişe koyma.
tanımamakla zaten onun oyunculuğunu tanımamış oluyorsun. Hatta adam kendisini... Sonuna kadar haklı. Haklı sonuna tabii ki. Haklı. Yani ya, fokur fokur kaynıyor içeriden. Bir şeyler var. Evet. Bir sıkıntılar var. Evet. Yani burada yapımcıya görev düşüyor tabii. İnşallah, bu dengeyi sağlaması lazım. İnşallah bu senaryoya veya izleyenlere etkilemez. Değil mi? Hiç etkileyeceğini zannetmiyorum. Ben hem içeride hem dışarıda bizim insanımız, milletimiz de kaos seviyor. Oyuncu kaybetmek iyi bir şey değil ya. Şimdi bak, çok başarıyla giden bir dizi bu. Ratingleri alt üst eden bir dizi. Yani şimdi bir kan kaybı var o dizide. Yani insanlar tek tek gidiyor. Birileri yani bir içeride bir oyunlar var. Yönetemiyorlar. Bir İçeride ayak çok isim var ya. Var. Değil mi? Ayak İçerideki var. İsimleri yönetemiyorlar. Bu tür ayak oyunları da çalışan insanları çok rahatsız eden, mutsuz ve huzursuz eden bir şeydir. Yani. Şimdi şu anda yansır. Şu anda seyirciye yansımıyor ama yansıyabilir. Yansımayacağını demek değil yani bu. Yansıyabilir. Arkadaşlar dün İstanbul Boğazı'nın üstünden Asya Avrupa kıtası arasında Jean Ross diye bir atlet, Estonyalı. Yani düşünsenize, oturuyorsunuz boğaza karşı. Ay, yani adam bile. İpin üzerinde ama o ip de gözükmüyor. Düşün hani boğaz köprüsüne ince. Paralel baktığında çıplak gözle oh diyorsun, adam diyorsun. Acaba polise ihbar eden var mıdır? Ya, yok. Adam yürüyor. Zaten gördüğüne inanamazsın ki. Düşünsene, o yükseklikten aşağı bile bakamazsın. Ben bakamıyorum mesela. Şimdi o kadar yüksekten. Şimdi bu olay özel bir içecek markası için reklam amaçlı yapılmış bir olay. Bu o içecek markası da böyle çok action'lı, aksiyonlu hani şeyleri seven bir marka. Vallahi benim de izlerken yüreğim ağzıma geldi. Normalde ben düz yolda yürümekte zorlanırken maşallah insanlar incecik bir sırat köprüsü gibi ipin üzerinde karşıdan karşıya geçebilmiş. Tebrik ediyoruz. Büyük cesaret. Herkesin yapabileceği şey değil tabii ki de. Bak, tek bir denge hatasında veled dali namin. Bak tek bir ama herhalde bir korunaklı bir şey vardır orada yani. Bağlı çelik ama telle. Ama sendelemiyor bile, bakar çelik mısınız telle, ya dengeye? Çelik telle üstünde yürüdüğü ipe bağlı belindeki ay bakamıyorum bile. Bağlı. Tabii düşme durumunda otel onu havada tutacaktır, koruyacaktır. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Düşünsene. Hani o ipte yürüyor ve 47 dakikada yürüyor. 1074 metrelik ipte yürüyeceksin ve hiçbir korunağın olmayacak. Hani şey, düşersen ölüyorsun Jean. Sirklerde olurdu. Altta A olur. A gerilir sirklerde. Düştüğü zaman A düşer. Ama burada belinde tabii ki oradan burada düşerse belinde betona, ama o demire çarpabilir, düşebilir. Ya, düşme şekli de önemli ama orada. Ama düşmeyerek şey adını altın harflerle rekora imza attı. Bu gerçekten müthiş bir konsantrasyon. Tebrik ediyoruz sporcuyu. Yani Asya'dan Avrupa'ya bir ip üzerinde. Gözleri bağlı 47 mı? Dakikada. Gözleri... Yok değil, bağlı değil. Değil. Tabii bunun için, bu gösteri için o dünyaca meşhur içecek firması bunu her yerde kullanacağı için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne önemli bir ödeme yapmıştır. Ayrıca bizim de tanıtımımız için önemli bir şey oldu tabii, bu vesile oldu. Tabii her yerde, dünyanın her tarafında bu video gösteriyor. Yoksa ben yürüyeyim Boğaz Köprüsü'nde hadi yarın böyle bir şey yok. Buraya imkan, bunun izinleri falan tabii çok ciddi profesyonel bir deneyim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde biz 47 dakikada geçemiyoruz. Adam ip üstünde 47 dakikada geçmiş, helal olsun. Yeni bir köprüden geçiş rotası oluşturuldu. Rota oluşturuldu. Trafik yok ip üstünde. O yüzdendir. Peki şimdi bakın, burayı kaçırmayın. Çünkü Dilan Polat geri döndü. Sosyal medya paylaşımlarıyla hem de sesiyle. Çünkü onu izleyenler, fanları demişler ki sesini duymak istiyoruz. Dilan, Dilan demişler. Biz de size, izlemediyseniz bir Dilan Polat'ın çıktıktan sonraki sesini, evinden seslenişini, ulusa, halkına seslenişini, balkon konuşmasını. İçe sinmeyen tahliye kararı sonrası sosyal medya orucu bitti. Dilan Polat'tan ilk paylaşım geldi. Canım, arabadan telefonum gitti. Kaldığı yerden devam eden Dilan Polat bu kez ne yaptı? Tükürdü mü? Bir anda da olmuyor yani. Tehdit ve hakaretler mi savurdu? Böcekler, timsahlar. Milyonluk hediyelerle nispet mi yaptı? Müzik
kaynağı belirsiz servetleri, lüks merakları, gösterişli paylaşımları ve yozlaşmış hayatlarıyla dikkatleri çektiler. Kirli tarafından tuttukları parayla güç devşirip sosyal medyada süslü hayatlarını pazarladılar. Bir gece başlayan operasyon zinciriyle hayatlarının şokunu yaşadılar. Tırnaklarıyla kazıyarak zirveye çıkan kocasının karısı, çocuklarının anası Dilan Polat gitti. Yerine öfkeler kusan, tehdit ve hakaretler savuran, kendisini eleştiren herkesi düşman ilan eden bir Dilan Polat geldi. Bak, sana böyle gönderiyorum. Daha çok yapacağım. Altın tozlu kahvemi içerek yapacağım. Senin anandan emdiğin sütü burnundan geçireceğim. Bak, biri sana tokat attın da tokatla karşılık vermek refleks olur. Sen zamanını bekle. Gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat, Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu, Engin Polat'ın babası ve kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evlere girildi. Şirketler didik didik edildi. El konulan lüks araçlar sergilendi. Kara para aklama, vergi kaçırma, yasa dışı bahis oynatma, suç örgütü kurdukları yönünde güçlü deliller bulunduğu söylenen Polatlar için yüzlerce yıllık hapis cezaları yazılıp çizildi. Polatlar için hapis günleri başlamış, ortalık yangın yerine dönmüştü. Dilan Polat'ın cezaevinde psikolojisinin bozulduğu ve intihar girişiminde bulunduğu günlerce konuşuldu. Soruşturma sürecinde ilginç gelişmeler yaşandı. Soruşturmayı yürüten savcı değişti. Şikayetler geri alındı. İtirafçılar ifadelerinden vazgeçti. Rüzgar bir anda tersine döndü. Önce Sıla Doğu, ardından Dilan Polat'ın tahliye olması davanın en kritik gelişmesi oldu. Efendim, Engin beni görüştürdünüz mü? Engin beni görüştürdünüz mü? Lütfen, lütfen, lütfen. Rica ediyoruz, rica ediyoruz. Eski halinden eser kalmayan Dilan Polat'ın yapacağı hamleler merak konusu oldu. Yeniden fenomenlik yapacağı, malların iadesi için mücadele edeceği avukatı tarafından açıklandı. Tamam, susarım ama 15 tane tekerlekli sandalye, ben hastaların yanındayım. Hasta falan yok arkadaşlar, paralar indiregende oluyor. Yok. Okul mokul okutu yok. Allah'a inancı yok bunun. Kamuoyunda artık cezalar değil, Polatlı'nın serbest kalacağı konuşulur oldu. Türkiye'nin konuştuğu davada Polatlar 10 gün önce hakim karşısına çıktı. Ağlarız, küseriz, düşeriz, kalkarız, birlikte düşer, birlikte kalkarız. 3 gün süren dava süreci adeta Dilan Polat'ın şovuna döndü. Her gün farklı kıyafetlerle adliyeye geldi. Avukat ve koruma ordusuyla kameraları peşine taktı. Bir ağladı, bir sustu. Sonunda adeta bildiği malumun ilanı oldu. Polatlar serbest kaldı. Siz izleyip izleyip eriyeceksiniz. Allah beni seviyor. Siz sevilmiyorsunuz. Beni de binlerce insan seviyor, milyonlar seviyor. Bulmuşlar yolunu. Dilan Polat de. Yürü! Yargılanmaları tutuksuz olarak devam edecek olan Polatlar tahliye kararını gövde gösterisine çevirdi. Paylaşımlar yapıldı. Canan arabadan telefonumu getir. Canan arabadan telefonumu getir. Sevinçle kumaran kapacağım. Sevinçle kumaran kapacağım. Suskunluklar bozuldu. Çok mutluyuz. Ya. Ailemizle kavuştuk. Geldi Bey, bu taraf fazla bir şey. Bu taraftan gel. Polatlar cezaevinden tahliye konvoyuyla evlerine döndü. Gözler sosyal medyaya dönmesi beklenen Dilan Polat'a çevrildi. Ve beklenen an geldi. Dilan Polat ilk olarak eşi Engin Polat'la çıktığı yürüyüşten fotoğraflarını paylaştı. Ardından kızı ve oğluyla paylaşım yaptı. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Öpebilir miyim? Yavaş yavaş ısınan Dilan Polat, takipçilerinden gelen destek mesajlarını yayınladı. Hemen ardından bir video paylaşarak takipçilerine seslendi. Sesimi çok duymak isteyenler olmuş. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Mesajlarınız için binlerce mesaj var. Yani hani şöyle bir göz gezdireyim dedim.
İnanılmaz değerlisiniz benim için. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Sizi kırmak istemedim. Konuşarak surat dediğiniz için bir tane atayım dedim. Ama hani böyle bir anda da olmuyor yani. Aslında Dilan Polat'ın ilk paylaşımı tahliye oldukları gündü. Enerji şarkısıyla geri dönmüştü. Şimdi de evinden ulusa sesleniş başladı. Bu kadar bak toparladık. Giriş gelişme sonuç. Allah aşkına ne görüyorsunuz? Şimdi bir sene bile olmadı arkadaşlar. Daha Kasım ayına var. Ne kadar var Kasım ayına? 2 ay, 2,5 ay var. Kasım ayında geçtiğimiz sene savcılığın açıklaması Dilan Polat, Engin Polat ve aile bireylerinin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütü yönetmek, resmi belgede sahtecilik, kara para aklamak, mal varlığı değerlerini aklamak, vergi kanununa muhalefet, işte sahte fatura hazırlamak, yasa dışı bahis oynamak, yasa dışı bahisten gelen parayı aklamak. Yani bu suçlamaları yapan Türkiye Cumhuriyeti Adaleti, bu suçlamaları yapan Türkiye Cumhuriyeti Adaleti'nin kurumları. Aradan 8 ay geçti, 10 ay geçti ve bu kadar ağır suçlarla suçlanan sanıklar ve 40 yıl sene istendi, hapis cezası istendi iddianamede. Çıktılar enerji, enerji, enerji şarkısını söyleyerek, gözümüzün içine bakarak cezaevinden çıktılar ve yeniden aynı paylaşımlara başladılar. Burada bizim düşünmemiz, 80 milyon halkın düşünmesi çok gerekmiyor ki. Yani bu kararı verenler, bunu bu açıklamaları yapanlar, bunlar yeni bir açıklama yapsınlar. Neden adalet bu kadar yanıldı? Bu kadar yanılmaz. Adalet elbette yanılabilir. İnsanların sorduğu soruyu soruyorum ben burada bir gazeteci olarak. Elbette adalet yanılabilir. O zaman bu açıklamaları niye yaptınız? Bu saptamaları, bu suç isnatlarında niye bulundunuz bu insanlar için? Yani onlar masumsa onlara da yazık günah. Bir kara leke bu. Avukatı diyor ki biz de diyor kara paracıların avukatı olarak diyor damgalandık diyor kadın avukat. Beraat etmeden, tahliye olmadan evvel hakime tahliye talebini söylerken ortada tahliye iki kara para yok diyor. Hani diyor ispatı diyor. Hani savcı beyin diyor iddianamesindeki ispat diyor. Yok ki diyor hapisteki mahkumların diyor iddiasıyla tutuklu benim diyor şeylerim diyor müvekkillerim diyor. Lütfen serbest bırakın diyor. Ve serbest bırakıldılar. Şimdi herkes bir ikilemde kaldı. İki iddianame farklıydı. Biz hatta bekliyorduk. Dedik ki 4 farklı suçtan yargılanıyorlar. 40 yıla kadar hapsi isteniyor. Kaç yıl yatacaklar acaba derken gün arayla Dilan Polat sonra da Engin Polat tahliye olunca dedik ki ne oluyor? Yani Türk halkı bu şoku atlatamadı hala. Hani herkes de bize yazıyor. Son günlerde kimse konuşmuyor Polatgillerin davasını diye. Zaten kimse konuşmazken bu masada yine biz konuşuyorduk. Hala da sadece biz konuşuyoruz. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Hiçbir şey unutulmuş değil. Çünkü kafamızda deli soru işaretleri var. Daha tüküre tüküre story atıyordu bu kadın. Hakaret ediyordu insanlara. Şimdi yeniden başladı enerji diye paylaşımlar yapmaya. Ki ben o yüz binleri de merak ediyorum. Çünkü birkaç gelen yorumu okuyacağım. Daha böyle binlerce yorum var. Allah'ım ben her yerden engelledim bu kadını. Takip etmeyi kendime hakaret sayıyorum yazanlar. Her bir hakkımın zerresi zehir zıkkım olsun bunlara. Her birinizden fitil fitil çıksın yazanlar. Hiçbir şey olmamış gibi nasıl bu insanlar var ya? Bir de utanmadan sesini özledik diyorlar. Bu nasıl olabilir diyenler. Sefaletten sümüğünü koklayanlar milyar dolar kara para aklayanlara övgü dolu mesajlar atıyor. Bu ne acı diyenler. Ve böyle şimdi, devam ediyor. Evet. Yüzünüzün astarı yırtılmış pes. Bari biraz sükunetle bekleyin ya diyor Türk milleti. Yani şimdi görüyorsunuz ki arkadaşlar can çıkıyor huy çıkmıyor. Ben eminim ki Dilan Polat o cezaevi süreçlerinde kendi kendine ne sözler ne yeminler etmiştir. Allah'ım ben buradan çıkayım ne bir paylaşım yapacağım ne sosyal medyayı kullanacağım ne telefonu elime alacağım diye eminim bak bundan eminim. Ama bakın daha bir ay olmadan yeniden videolar çekilmeye başlandı. Ya bir de anlamıyorum ya bir de bahaneye bak. Sesimi çok özlemişsinizdir. Size sesim ne? Halkıma seslenim. Ya sen ses sanatçısı mısın? Sen şarkıcı mısın? Senin sesini niye özlesinler? Ayrıca da sen bu hani sesimi özlediniz diye bahanelerle gelme. Bunlar senin bahanen. Senin hiç kimse sesini merak falan etmiyor. Dilan Polat etmiyor. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar Polat ailesi geri döndü. Bu paylaşımlar daha bir başlangıç.
Hepimiz göreceğiz, bakacağız, beraber izleyeceğiz. Daha ne paylaşımlar takipçi gelecek. Takipçi sayısı 7 milyona çıktı bu arada. Ben anlamıyorum bu Türk halkını. Kaşlar yapılmış, tabii ki kadınca bunlar kaşlar yapılmış. Galiba alt dudakta da silikon var hafif. Silikon eklenmiş. Saçların rengi değişmiş, kahverengiye evet, dönmüş. Evet, yani bunlar tabii ki olacaktır. Kendini moralini yüksek yani bir tutacaktır. Özgüven, evet, bir evet. Şey tamam artık hani biz suçsuzuz kaldığım yer. Tabii canım bunlar, yani bunlar daha o şiddetli videoların ayak sesleri. Yani merhaba, selamu aleyküm, aleyküm selamları bunlar daha. Daha çok izleyeceğiz, göreceğiz, bakın konuşacağız. Yani ben buna çok üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum. Ya bu kadın... Cezaevinde kendine zarar vermedi mi? Nihal evet. Can'dan o hastalık yüzünden çıktıktan sonra ben de kendime zarar verirsem, belki ben de deli taklidi yaparsam beni de salarlar. Yemek yemedi diye, zayıflayıp çıkarım diye. Bu kadar diye. Zayıflık. Yahu hiç mi ders çıkartmadınız yaşadıklarınızdan? İşte diyorum ya. Ya biz şimdi bir VTR bu haberle ilgili bu zamana kadar başına ne geldiyse Dilan Polat'ın tekrardan özet yapıyoruz ve ekranlarınıza taşıyoruz. Tükürmeler ayrı, beni Allah seviyor, beni herkes milyonlar seviyor, ben altın tozlu kahvemi içiyorum. Hatırlatıyoruz size sürekli, bakın diyoruz, bu insanlar buradan bunları yaptılar ve haklarındaki bütün iddialarla birlikte 10 ay hapis yattılar. Çıktıkları ilk gün Enerji şarkısıyla ekranlarınıza tekrardan geldiler. Anneciğim. Ve siz hala alkışlıyorsunuz. Sesini duymak istiyorum hayır, diyorsunuz. Hayır. Hiç yani ben bir şey söyleyeyim mi? Bu bir karakter meselesidir bakın. Bir insanın karakteri değişmez. Yedisinde neyse yetmişinde odur. Bu kadın şöhret kibiri zehirlenmesi yaşadı. Tabii ki. Ve hala da devam ediyor. Bu yani, öyle bir zehirdir yani. Yani bunu... Milletin yüzüne tükürüyordu. Bilmiyorum. Ekmek öpüyordu şimdi, böyle. Haram lokma geçtiyse diye ekmekler öpüldü. Üç gün sonra şu an bütün şirinliğiyle başladı. Önümüzdeki günlerde yine bir aya kalmadan görürüz. Bakın ya biz... Korkmuyor demek ki. Yok yani artık demek ki bir onlar, bitti onlar. Hakikaten. Hala yargılanıyorlar ama. Yargılanıyorlar ama onlar olsa... artık tamam yani. Hmm. Ya bak bunun bile farkında yargılanıyorlar değiller. Yargılanıyorlar ama ne kadar acıdır ki. Ne kadar acıdır ki. Ve ne kadar acıdır ki, hakikaten çok acı bir şey bu. Yargılanıyorlar, daha ilk celse, ikinci celseye çıktılar. Ama Türk halkı Polat ailesinin ve bu 40 yıla kadar hapis istenen bu ailenin artık beraat edeceğine inanıyor ya. Ne kadar yani, acı bir şey bu ya. Daha devam ediyor yani süreç. Ne kadar acı bir şey. Halbuki halklarında pek çok suçlama var. Ama insanlar artık onlar kendileri de zaten... Bu rahatlık içindeler. Neye güveniyorlarsa evet. Bunu sorgulayın. Neye güveniyorlar? Şuradaki özgüvenin sebebi nedir ya? Ben 40 yılda yargılanacak olsam yüzümü kimseye göstermem. Aile bireylerine göstermem. Psikolojim ya. Bozuk olur odamdan ya. Odamdan dışarı çıkamam ya. Aileye aynen. Bakamam ya. Aynen. Bu özgüvenin sebebini bize açıklayın lütfen ya. Kim açıklayacak? Onlar biliyor kendilerini. Evet. Neye güveniyorlar değil mi? Evet. Engin! Engin! Dilan'ın elinden telefonunu al. Nasıl seni ziyarete geldiğinde röportaj yok, sosyal medya yok diye yasaklar koydun. Ne yap ne et? Seni ve aileni bu 10 aylık hapis sürecine sürükleyen bu sosyal medyadaki paylaşımları durdurmak için ya Instagram hesabını kapat ya telefonu Dilan'ın elinden al yani. Peki. Alamaz. Şimdi... Uras Kaygılaroğlu diyeceğiz. Öpüşen iki erkek hayal edin. Sanat sanat aynen. İçin midir? Tiyatro sahnesinde erkekler öpüşmeli midir? Kendisine tiyatro sahnesinde bir erkekle öpüşen Uras'a sormuşlar. Bu neyin nesi diye. Bakalım ne cevap vermiş. Rol aldığı tiyatro oyununda erkek oyuncuyla öpüşen Uras Kaygılaroğlu tepki çeken sahne hakkında ilk kez konuştu. Anlıyorum, birileri görmekten hoşlanmayabilir. Sosyal medyada rezillik olarak tanımlanan o anlar için ünlü oyuncu ne dedi? Sahnede her şey mübah mı? Oynadığımız oyunun döneminde sahneye kadınların... Kaygılaroğlu ile birlikte görüntülenen Cem Yılmaz'ın öpüşme sahnesine yorumu ne oldu? Uras Bey'in sahneye öpüşmeyi söyler misin? Oyunculuğu ve özel hayatıyla son yılların en çok konuşulan erkek oyuncularından biri olan Uras Kaygılaroğlu geçtiğimiz aylarda tepki çeken sahnesiyle çok konuşuldu. Erkek ünlüler arasındaki oje sürme, etek giyme gibi marjinal akımları boş geçmeyen Kaygılaroğlu bu kez sınırları bir hayli zorladı.
Oyuncunun Aşık Shakespeare adlı tiyatro oyununda erkek rol arkadaşıyla öpüştüğü sahneyi kimileri geçiştirmeye çalışsa da toplumun büyük kesimi rezillik olarak gördü. Öyleyse sevgili Ermiş'in dudaklar yaptın, elleri yaptın. Uras Kaygılaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Demet Evgar'ın Afife Jale'yi canlandırdığı Afife oyununun premieri geçtiğimiz gece yapıldı. Oyunu izlemeye gelenler arasında Uras Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz, Serkan Keskin, Hatice Aslan ve Oya Başar gibi ünlü isimler yer aldı. Çok önemli bir şey. Güzel bir şey seyredeceğimi düşünüyorum. Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Uras Kaygılaroğlu, olay sahne hakkında ilk kez konuştu. Birileri görmekten hoşlanmayabilir, oyunculuk yapıyorum. Anlıyorum, birileri görmekten hoşlanmayabilir ama yani oyunculuk yapıyorum. Yani oynadığımız oyunun döneminde sahneye kadınların çıkmasının yasak olduğu bir dönemi ve Shakespeare dönemini anlatıyoruz. Dolayısıyla konuda da zaten erkek kılığına girmiş bir kadının sahneye çıkma deneyimi üzerine bir oyun oynuyoruz. Ne var canım bunda? Katili de oynuyorum. O günlerde bütün erkekler kadın kılığına girip sahneye çıkıyor. Bununla ilgili bir şey. 25 oyun oynadık. 25. oyunda böyle bir tepki oldu. Yani anlıyorum, hoşuna gitmeyenler olabilir ama yani başka bir işte de katil oynuyorsun, başka bir şey oynuyorsun, birilerini öldürüyorsun. Yani hoşuna gitmeyecek bir şeyler muhakkak çıkıyor insanda. Herkesi memnun edemiyorsun. Ben oyunumuzu seviyorum. Birlikte oynadığım arkadaşlarımı da çok seviyorum. Herkesin tercihi diyorum. Muhabir arkadaşlarımız oyunculukta her yol mübah diyen Uras Kaygılaroğlu'nun yanında bu kez Cem Yılmaz'ı görüntülüyor. Ünlü komedyen daha soru gelmeden cevabını verip arkasına bakmadan uzaklaşıyor. Cem Bey merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Uras Bey'in sahnelik yapmış mıydı? Uras Bey'in sahnelik yapmış mıydı? Sorduk efendim. Ben de onu konuşuyordum. Katili de oynuyorum. Ne var bunda diye soruyor. Ne var bunda diyor ama hani katil rolünü oynarken gerçekten katil olmuyorsun ya Uraz'cığım. Bir şeyi tercih ederken, bir rolü alırken mesela Türkan Şoray kanunları vardır. O normalde erkekle de öpüşmez mesela. Bunu, bu rolü kabul etmek, o Shakespeare zamanındaki bu olayı canlandırmayı, o rolü üstlenmek de bence bir sorgulanır. Demek ki kendi özel şahsi hayatında da onun için normal bir olay. Bilal yani, abiden mi başlayayım? Kimden başlayayım? Pınar'dan başla. Pınar. Şimdi sevgili Uras, bir erkekle dudak dudağa öpüşmeyi de bu kadar normal karşılama yani, değil böyle mi? Böyle bir şey olabilir. Çünkü ya, bu herkesin aslında kendi özelinde yaşayacağı bir olaydır. Ama tabii ki şöyle de bir gerçek var. Sen bir oyuncusun, sen bir tiyatrocusun, sinema yapıyorsun. Oyunculuk adına olabilir mi? Olabilir ama bunu her oyuncu kabul eder mi? Etmez. Mesela bunu bir Kıvanç Tatlıtuğ'a götür, kabul etmez. Ya oyunculuk bir, adına bir nasıl Burak, olur ya? Nasıl bir Burak Özçivit'e götür, kabul etmez. Şimdi sen etmişsin, anlıyorum ama hani buna da bu kadar hayatın doğal akışı gibi normal bir şekilde anlatmasına da anlam veremiyorum. Ağzın bal yesin. Ha? Anlam veremiyorum. O yüzden de ben oyunculuk adına yapılan her şey mübahtır kelimesine katılmıyorum. Kesinlikle böyle bir şey yok. Yani, marjinallik adı altında çok çığırından çıkan oyuncular ve sanatçılar var. Onlar da listede başı çeken isimlerden Uraz. Bir kere oje sürerek günlük hayatında özellikle bunu göze soka soka paylaşım yapması. Oje kadınlara has bir tırnak boyasıdır. Nokta. Kadına şiddeti biz konuşurken, kadına şiddetin çağrıştırıldığı resimler, fotoğraflar verildi sosyal medya üzerinden gösterildi. Hatırlıyor musunuz o resimleri? Bunun bir sevgilisi vardı. O resimleri hatırlıyor musunuz? Özür diledi kız. Orada ne mesajlar verildiğini. Sonra özür diledi halktan. Üstüne bu öpüşme görüntüleri. Ya diyorum ya, yani bunu çok normalleştirerek anlatmasına da anlam veremiyorum. İçinde olmayan insanı ya yaptıramazsın ya, olabilir mi yani, affedersin ben de kadınım ya. O zaman bir kadını mı öpeceğim yani? İşte ama yapma ya Allah aşkına. Profesyonelin adı altında ben hırsız oynarım, şey hırsızlık yapacağım. Ya diye. Olur böyle şey. Böyle bir şey olmaz. Bu tercih açık bir konudur. Ya bizim örf adetlerimiz var. Biz Müslüman bir ülkeyiz. Allah'ın yasakladığı işte, bir şey. Normalleştirmeye çalışıyorlar. Yani Lut kavminde mi yaşayacağız ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah bunu yasakladı.
yasaklamış ya, Allah Allah. Bunu insanların gözüne sokmak ne kadar yanlış. Oyunda öyleymiş. Oyunda öyleyse o oyunu Türkiye'ye getirmeyin kardeşim. Bunu da ya, yaşadığınız ülkenin kültürünü, dinini, örfünü, adetini niye saymıyorsunuz ya? Niye dikkate almıyorsunuz? O oyunun içinde o bölümü çıkarın kardeşim. Çıkarın. Yapmadığınız şey mi şimdiye kadar? Şimdi bu oyuna anne baba ve çocuğun gittiğini düşünün. Hadi bakalım. Hayır, hadi gerçekten bakalım. Başka bir şey söylemeyeceğim. Aslında orada sormak lazım. Böyle bir, onları izleyenler böyle bir sahneyle karşı karşıya gelecekler miydi acaba? Biliyorlar mıydı böyle bir sahnenin tiyatroda karşılarına çıkacağını? Bence orada mesela bir ses var. Tam o esnada öpüşüyorlar ve orada halktan böyle ha diye birkaç tane de böyle alkışlayanlar falan, böyle gazlayanlar falan da var. Ama hakikaten biz, hatırlayın efendim, sayın seyirciler, arkadaşlarım, biz babamızla ailemizle televizyonda normal bir öpüşme sahnesi geldi. Evet, an hemen kumanda arayıp ne yapacağımızı şaşıran bir aslında adetlerimizin ve geleneklerimizin olduğu, bazı kurallarımızın olduğu yetiştirmelerle büyümüş insanlarız biz. Kendi hayatınızda kimle düşünüyorsunuz? Şimdi normalleştirilemez. Sizi izlemeye gelen daha gençlere bunu normal gibi izletemezsiniz. Şimdi... Bir oyunun içinde öpüşüyorlar. Bak, gerçek hayatta da olabilir. Ya genç neslin aklını bu şekilde dolduramazsınız. Bunları insanlara kabul ettiremezsiniz. Yani kültürel bir saldırıya bizim gençlerimizi tutamazsınız. Buna alet olamazsınız. Şimdi bu kişinin tabii ki de tamamen kendi kişisel tercihidir. Ama şimdi normal bir erkek için bir erkekle öpüşmek zulümdür arkadaşlar. Mümkün değil yani. Veya normal bir kadınla yani öpemezsin. Mesela ben... çocuklarımızı bile mesela, böyle kız çocuğu da olsa erkek çocuğu da olsa, bazı anneler var, dudaktan dudağa öpüşüyor. Evet. Ona bile karşıyım ben. Ben de karşıyım. Kesinlikle. Çocuğunu yanağından öpersin. Aynen. Koklarsın, öpersin. Niye dudağınızdan öpüyorsunuz? Canın kardeşim, olsa öpmeyin. Lazım. İşte bakın, ama bazı insanlar için bunlar normal. Normal olduğu için de gayet normalmiş gibi anlatıyor. Biz de dinliyoruz ama Uraz'cığım, burası Türkiye Cumhuriyeti. Sen git bu tiyatro oyununu İngiltere'de oynasan hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Çünkü oranın kültürü farklı, bizim kültürümüz farklı. Ayrıca bu kadar kendi şeylerimiz varken, edebiyat yazarlarımızın oyunları varken neden onlar oynanmıyor? Tiyatrolarda gidip izlemiyoruz. O da yani ayrı bir... O dijital platformdaki o dizileri, filmleri eleştiriyoruz ya diyoruz. Ya bu tiyatro yani. Milletin gözüne soka yapmayın soka ya. O neyle başlayan platformu açın, izleyebiliyor musunuz bakalım? Hepsinde aykırı ilişkiler konu alınıyor. Hem de küçük yaştaki çocuklara. Ve bilerek bunu göze soka soka veriyorlar. Şimdi bizim oyuncumuz yapıyor aynı şeyi bizim. Sahnemizde. Tekrar söylüyorum, Allah'ın lanetlediği bir eylemi oyunculuk adı altında, sanat adı altında normalleştirmeye çalışman çok yanlış. Yanlış. Çok yanlış. Bundan vazgeç. O yüzden kalkıp da hem kabul ettiğin rol tamam senindir. Hayattaki özel, şahsi, kişisel tercihlerin de senindir. Ama bunu belki de izlemek istemeyen tiyatro izleyicisine dikte ettiniz mesela öpüşme sahnesini sahnede canlandırarak. Evet. Şu anda biz bunu konuşuyoruz ama ayıplıyoruz ve kınıyoruz. Şimdi size de sorduklarında aman ne var canım burada diyecek bir ülkede yaşamıyorsunuz. Hande'ciğim, bir de öyle böyle bir öpüşme değil bu. Hani bir Buse kondurmak değil, bayağı şehvetli, bayağı ateşli. Ve her sahnede oluyor bu. Bir kere sahnelenmedi ki bu oyun. Her oyunda yaşanıyor bu, finalinde bu öpüşme. Enteresan. Bir kerelik bir gidin şey gidin özenizde ne yaşıyorsanız yaşayın canım. Bizim gözümüze sokmayın böyle şeyler. İstemiyoruz yani. Evet. İstemiyoruz yani. Çoluk çocuğumuz var. İstemiyorum. Peki biz araya gideceğiz şimdi. Aramız geldi. Ne kadar hızlı aktık gittik. Sizin için de öyledir umarız. Bizi izlerken şöyle bir kahveler, çaylar tazelensin. Kısacık bir aranın hemen ardından geliyoruz. Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan bir yine açmışlar sosyal medyadan, bir sohbet ediyorlar. Biz ağzımız açık izledik. Bunlar nasıl konuşuyorlar diye. Özcan Deniz konusu çok önemli. Evet, çok. Ailevi konuları çok. Özcan Deniz'in yine. Kaan, Pınar. Ve tabii ki Ferdi Tayfur'un paylaşımı. Ferdi Tayfur. Ya, evet, hemen reklamdan hiçbir sonra. Hiçbir yere ayrılmayın efendim. Bomba gibi konularımıza döneceğiz. Ekranlarını yeni açan sayın seyircilerimiz, Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Söylemezsem olmaz, tüm hızıyla devam ediyor. Düğünümüz var, Pınar Deniz'de Kaan Yıldırım evleniyorlar. Peki kader onları nasıl bir araya getirdi? Bakalım o ağlar nasıl örülmüş? Pınar Deniz'de Kaan Yıldırım. Bu pazartesi düğünüm var. Düğünüm Hadi var. Gidelim.
Milano'ya uçan ünlü çift artık saatleri sayıyor. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım nikah masasına oturuyor. Bütün yaz boyunca evleniyor, evleniyor, evleniyor diye haberler yaptınız. Evet, evleniyoruz. Nikah törenleri merakla beklenen ünlü çiftin magazin tarihine geçen ihanetten evlilik sandalına uzanan aşkları nasıl başladı? Kader onları nasıl bir araya getirdi? 2 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım film tadında bir aşk hikayesiyle biliniyor. Yargı dizisiyle şöhrete ulaşan Pınar Deniz özel hayatını gözlerden uzak bir şekilde sürdürse de Kaan Yıldırım'la birlikte bu kural biraz bozuluyor. Gelelim Kaan Yıldırım'a. 2016 yılında oyuncu Ezgi Eyüpoğlu ile bir evlilik geçiren Yıldırım 2019 yılında ayrılıyor. ...2021 yılında ise gönlünü ünlü popçu Hadise'ye kaptırıyor. Ne olduysa ondan sonra oluyor. Bir süre gizledikleri aşklarını açıklayan ikili magazin dünyasının rüya çifti olarak gösterilmeye başlıyor. Attıkları her adım takip ediliyor, yaptıkları her şey olay oluyor. Paylaşımları hayranlarının hayallerini süslüyor. Ünlü çiftin köpekleri Benek bile sosyal medyada popüler, çok konuşuluyor. Kulaktan kulağa ikilinin evleneceği yayılıyor. O tarihlerde Küçük Bir Yol şarkısını çıkaran Hadise klipte beyaz ata binerek evlilik provası yapıyordu. Benekli aşka yasak aşk gölgesi düştü. Rüya gibi aşk Hadise'nin O Ses Türkiye'de birlikte jüri üyeliği yaptığı arkadaşı Ebru Gündeş'in boşanma davasıyla birlikte kabusa döndü. Hadise ve Reza Zarrab arasındaki yasak aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü. Aşk şarkıları bitti, ayrılık çanları çaldı. Tüm oklar Hadise'nin üzerine çevrilmiş. Ebru Gündeş ve Kaan Yıldırım'ın sessizliği iddiaları doğrular nitelikteydi. Hadise önce O Ses Türkiye jüriliğini, ardından sevgilisini kaybetti. Ayrılık Kaan Yıldırım'ı derinden sarstı. Kendisini spora veren ünlü oyuncu uzun süre inzivaya çekilirken Hadise imaj temizliğine başladı. Sadece birkaç ay sonra Mehmet Dinçerler'le birlikte olmaya başlayan ünlü şarkıcı kısa süre sonra evlilik kararı aldı. Hep mutluyum sizlerle ama bu gece onun sayesinde daha da mutluyum. İyi ki geldin. İyi ki varsın hayatımda. İnat evliliği kısa sürdü. Öfkeyle kalkan Hadise zararla oturdu. Mehmet Dinçerler'le evlenen ünlü şarkıcı aradığı huzuru bulamadı. 5 ay sonra ayrılık iddiaları konuşulmaya başladı. Ayrılık haberlerinden sonra güzelleri Yıldırım çarptı. Eski sevgilisinin evlenmesiyle kabuğundan çıkan Kaan Yıldırım o yaz Çağla Şikel, Sıla Türkoğlu ile anıldı. Mehmet Dinçerler'in eski sevgilisi Hande Erçel'le kısa süreli bir aşk yaşadı. Hande Hanım merhabalar, biraz konuşsaydık. Hande Hanım, Hande Hanım. Hadise sahnede ağlarken Kaan Yıldırım Pınar Deniz'le aşkını ilan etti. Ayrılık haberleri kısa sürede yerini buldu. Hadise'nin mutsuzluğu sahneden taştı. Alyansını çıkarıp seyircilere fırlatan ünlü şarkıcı ayrılığı duyurdu. Hadise mağlubiyetini ilan ederken Kaan Yıldırım zaferini duyurdu. Bir süredir anıldığı oyuncu Pınar Deniz de el ele diz dize konsere gelerek bir sayfayı kapattı. Nasıl gidiyor beraberliğiniz Pınar Hanım? Kaan Bey konuşmayacak mısınız? Uzun zamandır bekleniyordu bu ilişki görüntülenmeyi. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Her şey gayet güzel Akif. Teşekkür ederiz. Geçiyor. Son yılların en sükseli birlikteliğine imza atan ikilinin evliliğe uzanan aşkları işte böyle başladı. Ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederiz. Güzel bir yaz geçti. Güzel bir ilişki, hayırlı olsun yeniden. Çok teşekkür ederim. Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa duygularınızı alabiliriz Pınar Hanım. Güzel gidiyor her şey. Görüyoruz onu. Tamam, o kadar. Sürpriz birlikteliğin ardından Hadise ve Pınar Deniz'in O Ses Türkiye'deki görüntüleri çok konuşuldu. O tarihte Kaan Yıldırım'la birlikte olan Hadise'nin yılbaşı programına konuk olan Pınar Deniz'e övgü dolu sözleri ve gösterdiği yakın ilgi sosyal medyada gündem oldu. Hadise'ye niyet, Pınar'a kısmet. Aradan geçen 2 yılın ardından magazin dünyasının gözde çifti evleneceklerini duyurdu. Şimdi şöyle, bütün yaz boyunca evleniyor, evleniyor, evleniyor diye haberler yaptınız. Evet, evleniyoruz.
aklımda. Artık kaçamıyorum. Bilmiyorum. Eylül ayında evleniyoruz ama. Evleneceklerini ilan eden Pınar Deniz'in hamilelik iddialarını geçiştirmesi yine çok konuşuldu. Hamile olsam size söyler miyim? Çok teşekkür ederim. Bakın kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ama evet, evleniyoruz. Çok da mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Pınar Deniz'in hamileliğini gizlemesinde Kaan Yıldırım'ın çocuk istememesi iddiaları konuşulurken ünlü çift nikah için gittikleri Milano'dan ilk paylaşımını yaptı. İddiaları şimdilik rafa kaldırdığımız çiftin bugün Roma Başkonsolosluğu'nda nikah masasına oturması bekleniyor. Yalnız farkında mısınız? Korkunç çirkin bir piyasadayız. Bu ünlülerin birbirleriyle olan ilişkileri herkes herkeste olabilir. O yüzden sevgilinizi, kocanızı sakınmanız gerekiyor. Bak, o ses Türkiye'de bu hadiseyle Pınar Deniz'in birbirlerine aşkla, sevgiyle, o övgü dolu sözlerle nasıl mutlular. Nerede? Ama o esnada ne? Hadiseyle Kaan Yıldırım sevgili. Şimdi nerede aradığına bağlı biraz da bu şeyler. Yani biz istediğimiz kadar neyi nasıl sakınacağız? Şimdi camia küçük bir camia. Her ne kadar büyük bir camia diye görsek de çok küçük yani bir camia. Toplasan 250 kişi, 200 kişinin etrafında dönen bir mevzu. O 200 kişi sürekli dönecek mi birbirine? Ama işte nerede ne seçimi yaptığınla alakalı bir durum bu. Eğer sen şarkıcıysan, şarkıcıyla seçim yapıyorsan, oyuncuysan, oyuncuyla yapıyorsan, o onun olmuş. Ben mesela, benim bir prensibim vardır. Hayatta bir erkek bir kadına mal olduysa o erkekle çok da beğensem ilişkiye girmem. Bak, bu bir duruştur işte. Girmem yani. Bir duruşunuz olsun değil ondan mi? Ondan sonra ona oradan alacaklar, bunu buradan alacaklar. Yani yok, ona mal olmuş bir insan. Allah hayrını göstermeyi nasip etsin. Bana ne? Ama şimdi burada durum böyle değil. Evet, gerçekten izleyince bilmediğim detayları bile gördüm şu an. Daha doğrusu atladığım. Aslında biliniyor da atlıyor insan, unutuluyor. Ama bu da çok konuşuldu. Söylemezsem olmaz masası. Ama işte dönemler hepsini. Ben, Hadise, evet, Ebru Gündeş, Pınar Deniz, ben Kaan atlamışım. Yıldırım, Kaan Yıldırım, sen Pınar bir ara Deniz. Şey yaptın, ben bir ara uzaktım. Uzaktım, bir atlamışım. Evet, çalışmadım. Evet. Şimdi tabii ki de hal böyle olunca bugün de evlenmişler. Ben cuma günü evleneceklerini zannediyordum. Bugün evlenmişler. Mutluluklar diliyoruz. Artık hani bir aile kurdular. Evet. Bir bebekleri de olacak. Mutluluk dilemekten başka söyleyecek bir şeyim yok benim. Ben en çok şaşıranlardan biriyim. Çünkü biz bu konuları konuşurken bir anda ilişki haberi geldi önümüze. Dedik ki bir dakika ya. Daha yeni ayrıldı Hadise'yle Kaan dedik. Yara bandı bir ilişki mi acaba bu dedik. Çok da ömür biçmedik. Ama iş artık nikah dairesine kadar, düğüne kadar geldi. Çünkü o dönem biz şunu düşündük. Dedik ki Hadise de o dönem evlenmişti, hatırlıyor musunuz? Kaan'ın nispet için, inat için mi evleniyor konusunu konuşmuştuk. Ha, evet. Hadise yasa karşı skandalını da örtbas etmek için evlilik yaptı ki kısa sürmüştü ardından. Ve aynı dönemlerde de Pınar da rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu'yla anılıyordu o dönemler. Ama Kaan sağ gösterirken sol vurdu. Arkadaşının sevgilisiyle beraber olduğu skandalı ortaya çıktı. Dedik ki bir dakika, o zaman bu ilişki gerçek olabilir. Kaan Urgancıoğlu arkadaşının sürer dediğin, sevgilisiyle. Evet, Kaan Urgancıoğlu oldu. Sonra Yiğit Kiraz'la birlikte oldu Pınar dedik Deniz. Dedik ki bu ilişki yine, hani oyuncu. Daha sürer mi? Dedik ki düğüne kadar geldi bu ilişki. Ben şu anda çok mutluyum bu hale gelmesinden. Çünkü çok güzel korudular bu süreci. Çok iyi yönettiler. İkinci evliliği olacak Kaan'ın. Ben Kaan'dan yana o da biraz oyuncuydu. Endişeliyim çünkü çok çapkın. Yani alışkanlıklarını değiştirmesi ama lazım. Ama Pınar'ı çok seviyor bence. Pınar çok seviyor bence. Bu ilişkide en çok seven taraf Pınar bence. Çok fedakarlık yaptı. Bence şimdi bugün kız bugün nasıl fedakarlık yaptı? Kaan Urgancıoğlu ile bir öpüşme sahneleri var yargıda. Biz 5 gün kendimize gelemedik. O nasıl öpüşme sahnesi diye. Şeyle de beraber i̇kisi miydi? İkisi de Kaan şey, Yıldırım'la beraberken mi oldu? Diyorsun ki ben yargı hiç izlemedim. Uras Kaygılaroğlu'nun erkekle öpüşmesindense erkekle kadınla öpüşmesine yani öyle. Daha iyi diyorsun. Normali odur zaten. Bugün Roma Büyükelçiliğimizde kıyılacak nikah. Son anda bir aksilik olmazsa hayatta her saat şey saat kaçta? Hayatta her nasıl şey nasıl yani son anda derken hayatta, Hadise içeri girecek ve itiraz ediyorlar. Böyle olamaz diye.
Hayatta her şey olur. Hadise nikahı basmazsa diyor Hande Sarıoğlu. Hadise için hakikaten kara bir gün. Çok sevmişti. Çok sevmişti Kaan Yıldırım'ı ve ayrıldıktan sonra da hatırlarsanız barışmışlardı. Kaan Yıldırım ona bir kamyon dolusu kırmızı gül yollamıştı, kapısına döktürmüştü. Hadisenin mi? Barışmışlardı ama sonra yine olmadı. Ve birbirlerine nazire yaparak bugüne kadar geldiler. Ama kalmamıştır değil mi hadisenin içinde artık kalmıştır. Bir şey? Kalmıştır. Ben size söyleyeyim. Bazı şeyler hadise çok yara, seviyorum. Yara geçer ama izi kalır. Bak hadise gerçekten Kaan'dan ayrıldıktan sonra Mehmet Dinçerlerle hızlıca evlenmesi. Evet. O hani bir tane böyle birbirlerine sarılmış böyle... Yüzüğünü gösterirken bir müzik eşliğinde çok romantik o yüzüğü taktım işte Nisvet ya. Bir videosu vardı hatırlayın. Evet, Kaan'la çok mutluydu. O yüzük var ya o yüzük. Evet o yüzük. Sahnede 5 ay sonra o yüzük sahteydi. Şarkı eşliğinde böyle atıldı. O yüzük sahteydi. Sahteydi. Hayır o yüzük Yalı Dairesi aldı. Yalı Dairesi mi aldı? Yeniköy'de Hadise Yalı Dairesi. O zaman o sahte olanı attı. O yüzüğü verip almış. Sahnede attığından bahsediyoruz. Evet. Ama bak şimdi sahnede nasıl atıyor? Resmen çalışılmış koreografi yazmış. Hadise. Evet. Bak şimdi bak izleyin. Bak. Atıyor hop, işte. Sahnede. Hop attı. Sahnesinde bitirdi adamla evliliğini ya. Evet. Yüzüğü attı. 5 ay. 5 evet. aydan bahsediyoruz. Davulcu da koşuyor tutuyor. Bir dakika. Yüzüğü. Göstermiyorlar burada şarkı ama davulcu da gitti. Şarkı ne şarkı? Şarkı ne? Hangi şarkıyla? Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım. Onu bile şova dönüştürdü ya. Şova. Evet. Ya her şey sahneden zaten. Ben bugün habere dönersek Pınar Deniz'in ne giyeceğini gelinlik olarak çok merak ediyorum. Sade, çok şık, böyle ediyorum. uçuş bir şey İtalya giyecektir. Biliyorsun dünya modasının merkezi İtalya. Orada seçmiştir diye düşünüyorum. Ben de bir daha evlenirsem Sicilya'da. Ben de hadiseyi merak ediyorum depresyon hırkasını giydi mi diye. Ve... Depresyon. Bir şarkı çıkar buradan hadise. Bu psikolojik şiddetle bir şarkı çıkar. Çünkü küçük yolda yaşıyor. Kaan Yıldırım'a. Asıl küçük yolda şey... Kaan Yıldırım'a asıl, için bir dinleyin. Asıl sizlere üçünüze birden başka bir şey. Benim için çok önemli bir şey sormak istiyorum. Geçen sene bu aylarda İngiltere tatilinde evlilik teklifi gelmişti Kaan Yıldırım'dan. Yahu nasıl bir özelliğe sahip ki Pınar Deniz, Kaan Yıldırım o kadar aşklar yaşadı filan. Sözünü tuttu, ikisi de vazgeçmedi, dönmedi ve evlilik gerçekleşiyor. Yani Pınar Deniz'de Kaan Yıldırım ne bulmuş olabilir arkadaşlar? Ki biliyorsunuz Kaan Yıldırım'ın bu ikinci evliliği, 3 yıl süren Ezgi Eyüboğlu evliliği başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Mutlu olamamıştı ve sonra pek çok aşk yaşamıştı. Ezgi'yi de çok aldattı. Ezgi'yi evliyken çok aldattı. Pınar'ı aldatmaz. Ya Pınar da çok burada. Çok çapkın Pınar bir çocuk. Pınar da burada bence. Pınar'da bir toparlayıcılık var bence. Güler böyle Pınar'da. Bir, bak ben Pınar'da kadınlık kokusu hissediyorum. Pınar'da böyle bir kadın kokusu var. Biraz yani gençalık var. Çeken, ya, çeviren, evet, anaç olan böyle. Yani bak o vücut dili böyle hani gülerken bile sevdiğini omzuna dokun. Evet. Yani üzerine titreyen ona bir enerji. Erkeğe bu enerjiyi verdiğin anda olay bitmiştir. O seninle ciddi düşünüyor zaten. Hani aynen. Bak diyor her durumda yanımda olur bu kadın evet. Benim diyor. Yanlış da yapsam bir şekilde aramızda bana konuşur hallederiz çıkar. Diyor. Böyle bana... hırlayan kadınları gördüler mi kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Bana evet. Sahip erkekler aslında yumuşak, ne kadar yaşı büyük olursa. Yaşı ne kadar büyük olursa olsun aslında çocuk gibidir yahu. Erkekler hakikaten öyle. Yumuşak yumuşak. Evet okşayacaksın. Çok da güzel mütevazi bir ailesi var. Çok iyi bir tabii, ailenin tabii, kızı. Evet. Yani. Bak kimseyle de doğru dürüst bakmayın o kadar da magazinde şey kaç tane ilişkisi yok. Haberi çıktı. Yok. Şimdi diğer yaşıt akranı oyunculara bakın. Oho, Serenay'lara bakın, Demet Özdemir'lere bakın. İlişki geçmişlerine bakın. Bir de Pınar'a bakın. Pınar yok. O kadar seviliyor ki görümcesi günlerdir paylaşım yapıp duruyor Nilüfer Yıldırım. Şimdi İtalya'dan da paylaşımlara başladı. Yani aile de kabul etmiş. Kaç kişi gitmiş Kaan'ın oraya? 20-25 kişi. Ha o kadar. 20-25 kişi. Büyük bir düğün canım. Yapmıyorlar yani. Ya düğün olarak bakma. Nikah yemeği. Nikah düğün yemeği. Düğün İstanbul'da yaparlar inşallah. Zaten bebek geliyor bebek. Şş, Kaan evet. Yıldırım böyle yapacak. Evet sayın seyirciler. Düğünüme bir kez daha hoş geldiniz. İkinciye evleniyor ya. Hayır gülün be espriyi alın. Bak. Bize tükürdü mü? Aa Dilan Polat tükürdü. Mı? Aa kınadığı şeyleri yapma Hande'cim. Sus. Geri al hemen onu. Geri aldım. Bakın karma. Yaşıyorsunuz. Yaşattığınız bir şekilde dönüyor, dolaşıyor ve tekrardan sizi buluyor. Hadiseyle Ebru Gündeş'in arasında... O Reza Zarrab muhabbetinden sonra
Hadise Kaan Yıldırım'la birlikteyken o ses Türkiye'ye gelen Pınar gitti. Hadisenin elinden Kaan Yıldırım'ı aldı. Karma tutar arkadaşlar. Yaşattığınızı yaşarsınız. Ama bir dakika, onlar ayrılmıştı onlar tanıştığında ya. Kimse kimsenin elinden bir şey almadı. Şimdi burada Pınar'a laf söyletme. İlginç bir tesadüf oldu bu kadar sadece. Minnoş minnoş. Ben sana şimdi burada, sen benim partnerimsin. He. Ben sana hele hele minnoş, Pınar'cım, Pino'cum, kraliçem diyeceğim. Hmm. Aradan iki sene geçecek. Senin sevgilinle birlikte olsam sen bana ne yaparsın? He. Sen bana ne dersin? Yok. Orada ay Hadise, Pınar harikasın, çok güzelsin. Ama Pınar o an bilemezdi ki onu. İşte o yüzden hiçbir şey diyorum ya. O yüzden duruş. Hani ben sen programın başında bununla alakalı ben dedin ya. Ben tercih etmem. Heh. Ben etmem. Mevzumuz bu. Ya sadece bak tanımam veya minnoş minnoş. Hani anlıyorum, hani ona yalakalık yapma anlamında da demiyorum. Hayır. Ben hiç tanımadığım bir insan bile olsa, bir erkeğe mal olduysa ve ben onu gazetede okuduysam. Zaten ben bitti. O kişiyi tanımasam bile bunu söylüyorum. Evet. Bunu ben, söylüyorum. Yo, benim için. O yüzden Pınar, Hadise, bu kadar kalpler seviyorsunuz, o yüzden birbirinizi. Ziyan zebil etmeyin. Yani. Erkekleri de kadınları. Mutluluklar diliyoruz efendim. Mutluluklar olun. Diliyoruz. Mutlu olun, mutlu olun. Şimdi gidiyoruz. Mehmet Ali Erbil ile Gülseren, gün geçmiyor ki yeni bir yayın açıp da konuşmalarıyla gündemimize gelmesin. Ah Mehmet Ali, ah. Kız ah, Gülseren. Morali çok bozuldu Mehmet Ali. Kız Gülseren, açık sözlülüğünden öleceksin bacım. 65 yaşında sokaktaki amca ile birlikte olacak değilim ya dedi. Yanında hı-hı. Mehmet Ali Erbil vardı. Bir izleyelim, sonrasında konuşalım. Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan'dan şoke eden açıklama. Ya şimdi doğruya doğru. Allah Allah ya. Gülseren Ceylan'ın açıklamalarına Mehmet Ali Erbil ne tepki verdi? Mahallede 65 yaşında bir adamla görüşecek halim yok zaten yani. Yeni barışan Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın sosyal medyadaki canlı yayını gündeme bomba gibi düştü. Tabii ki de bunun güçlü olması, ünlü olması, parasının olması, komik olması... Her şeyi, kriterlerin hepsini dolduruyor yani. Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeni sevgilisi Gülseren Ceylan'a geçtiğimiz sene 180 bin lira değerinde yüzük almıştı. İlk başta öyle bir düşüncem yoktu ama gerçekten kendisi... Öyle bir düşüncem yoktu diye tanıştık. Almanya'da Türkiye'ye gelecek valiziyle geldi bana direkt. Her şey yolunda giderken Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan 4 aylık birlikteliklerinin ardından ayrılmıştı. Gülseren Ceylan'dan zehir zemberek açıklamalar. Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan çiftinin geçen sene 4 aylık ilişkileri noktalandıktan sonra Gülseren Ceylan'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ve ben istemediğimi söylemişim. O da benim vazgeçtiğimi söylemiş. Gülseren Ceylan çok net şekilde Mehmet Ali Erbil ile tekrar birlikte olmak istemediğini vurgulamanın yanı sıra o defterin artık kapandığını ve hayatına devam etmek istediğini açıklamıştı. O yüzden bu saatten sonra kiminle takipleşirse, kiminle sevgili olursa olsun beni ilgilendirmiyor. Yolu açık olsun. Ben bir kere uyarımı yaptım. İkinciyi zaten yapmam. Beni ilgilendirmiyor. Herkes mutlu olsun. Yeter ki benden uzak olsun. Benim arkadaşlarıma bir şey söylemesin. Bana bir daha yazmasın çünkü ben onunla bir daha diyalog asla ve asla kurmayacağım. Benim için bu olay sonsuza kadar kapanmıştır. Siz de benim bu olayın içinden böyle çekip çıkarırsanız çok sevinirim. Yani bana artık onunla ilgili hiçbir şey söylemezseniz sevinirim. Çünkü ben artık bıktım. Hayatıma devam etmek istiyorum. Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil ile ilişkisine dair açıklamalar yapmaya devam etmiş ve benim çabalarım sayesinde bu kadar güzel bir ilişki oldu demişti. Çünkü ben vazgeçtiğim için zaten ilişkimiz bitti. Anladınız mı? Ben çabaladığım için ilişkimiz bu kadar güzel yaşandı. Ben vazgeçtiğim için de bu ilişki bitti. Bu ilişki için dört dörtlüktüm. Olaylarla karşılaştım, hiç beklemediğim şeylerle karşılaştım. Gerçekten bu ilişki için dört dörtlüktüm. Sözlerini boşuna verilmiş bir çaba var diyerek noktalamıştı. Boşuna verilmiş çaba var ve bunun için üzülüyorum. Ama artık yoluma devam etmek istiyorum. Lütfen bana artık onunla ilgili bir şey yazmayın. Herkes kendi yoluna baksın. Başka da bir şey söylemiyorum. Gülseren Ceylan'dan olay röportaj. Ayrılık sonrası verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Sıkıldım artık bu durumdan. Çok sıkıldım böyle. Onun o gelgitlerinden. Çok gelgitli bir adam ya. Bir gün mesela çok iyi. İkinci gün böyle bunalmış. Her şeyden bıkmış. Üzgün. Ben de hep enerjiyim, mutluyum.
hani şey gerçekten yaş farkını hissettim. Daha sonra Gülseren Ceylan'la Mehmet Ali Erbil barışmış ve aşklarına devam etmişti. Ünlü şovmen barıştıklarını bu paylaşımla duyurmuştu. Gülseren Ceylan'dan ayrılık açıklaması. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile sevgilisi Gülseren Ceylan ayrılığını bu paylaşımla duyurmuşlardı. Gülseren Ceylan sosyal medya hesabından her şeyi bugüne kadar göz önünde yaşadığımız için açıklama ihtiyacı duyuyorum. Mehmet Ali ile yollarımı ayırdım. Ayrılık sebebiyle ilgili saçma sapan uydurma haberleri yapmayıp umarım bu defa bize saygı duyarsınız. Anlaşamadığımız noktalar olduğundan dolayı birbirimize daha çok zarar vermeden yollarımızı ayırdık ifadelerine yer vermişti. Serdar Ortaç barıştırdı. Geçtiğimiz gün birlikte yemek yerken görüntülenen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan çiftini ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil Serdar Ortaç'ın barıştırdığını açıklamıştı. Serdar ikimizi de aradı. Siz dedi birbirinizin olmadan yapamazsınız. Ben de dedim ki Gülseren olmadan demek ki olmuyor. Serdar aradı. Evet ben barıştırdım. Yalan. Yok yapma barıştırdı. İkimizi de çok sevdiğim için. Gülseren Ceylan'dan olay açıklama. Gülseren Ceylan geçtiğimiz sene kendisine yöneltilen Mehmet Ali Erbil'le para için birlikte eleştirilerine bu yanıtı vermişti. Şimdi Mali'de biliyorsunuz 4 kişiyle evlendi. Benle evlenmiyor. Şimdi normalde para mevzusu olsaydı ben para yüzünden bu konuma asla düşmezdim ve ondan ayrılırdım. Onu sevdiğim için buradayım. Bugünse bu açıklamayı yapması iki açıklama arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi. Tipte mahallede 65 yaşında bir adamla görüşecek halim yok zaten yani. Ya şimdi doğruya doğru. Allah Allah ya. Mehmet Ali Erbil rahatsız oldu. Tabii ki de bunun güçlü olması, ünlü olması, parasının olması, komik olması her şeyi yani kriterlerin hepsini dolduruyor yani. Gülseren Ceylan'ın bu açıklaması Mehmet Ali Erbil'de soğuk duş etkisi yarattı. Tipte mahallede 65 yaşında bir adamla görüşecek halim yok zaten yani. Ünlü şovmenin bu açıklamalardan rahatsız olduğu beden dilinden anlaşılıyor. Ya şimdi doğruya doğru. Allah Allah ya. Ya şimdi doğruya doğru. Allah Allah ya. Bu açıklamalardan sonra Gülseren Ceylan kafalarda bazı soru işaretleri oluşturdu. İşte hala bir şeyler yaşayıp çok güzel olabilmesi. Yani hepsinin etkisi var yani. Gülseren Ceylan için aşk söz konusu değil mi? Mehmet Ali Erbil'le ilişkisi bir mantık ilişkisi mi? Abi sizin hiç kriterleriniz yok mu hayatta? Sizce Gülseren açık sözlü mü? Vallahi Gülseren ne yaptığını ne dediğini bilmiyor bence. Bakın arkadaşlar bundan 15 gün önce değil miydi Gülseren? Ben dedi toplumun nezdinde dedi Mehmet Ali ile parası için birlikte olduğum söyleniyor. Mehmet Ali de benimle evlenmiyor, yüzükle gelmiyor bana deyip ayrılmadı mı 15 gün önce? Şimdi ne değişti de 15 gün sonra geri dönüyorsun. Yani madem senin saygınlık istiyorsun, saygı duyulmayı bekliyorsun. Adamla para için beraber olduğunu söylüyorsun şimdi de. Ondan sonra şey diyorsun, ayrıca yani şunu da söyleyeyim. Bunu Gülseren'in dinlendirmesine gerek yok. Hani demiş ya. Mehmet Ali Erbil'in marka değeri, gücü, parası ondan sonra mutlaka etkili olmuştur. Zaten görünen köy kılavuz istemez. Hayatında yani bu çok belli bir açık. Zaten biz de aksini düşünmedik Gülseren'cim. Ama senin bu dengesiz açıklamaların esas seni toplumun gözünde küçük düşürmeye sebep oluyor. Ve ayrıca Mehmet Ali Erbil çok önemli bir insan. Peki hadi bakalım Gülseren ne cevap verecek? Evet. Gülseren günaydın, hoş geldin yayınımıza. Merhaba. Günaydın Gülseren. Nedir bu? Ne oluyor? Neler oluyor böyle? Ay sesiniz çok boğuk geliyor biraz. Aa öyle tamam, mi? Tamamlayamıyorum. Bizi televizyondan dinlesene. Telefondan değil de televizyondan duysan. Ha. Öyle de. Eğer böyle bir sıkıntımız varsa şu anda. Tamam o zaman. Şimdi önce açıklamamı yapayım. Pınar Hanım da orada bir bilgi sahibi. Gülseren kafamızı karıştırıyorsun bizim. Güzel yani kardeşim diyeyim sana. Şimdi bizim orada TikTok yaptığımız için evet. Orada bize sorular yöneltiyorlar. Hani ne buldun bu adamda falan diyorlar size. Orada evet. Ben kendi kendime açıklama yapmıyorum. Ama hayır senin evet, açıklamaların evet. Birbirini tutmuyor. Yani 15 gün önce. Hayır benim çünkü bir senelik bir saniye. Benim bir senelik bir ilişkim olduğu için ben burada başta neden bu adama gittiğimi açıklıyorum. İlişkilerimde normal ilişkimin seyrindeki açıklamaları yapıyorum.
Peki bu ilişkinin yani şöyle, seyri... Bana diyorlar ki, diyorlar ki ne buldun bu adamda? Ben diyorum ki yoldan geçen 65 yaşında bir adama aşık olmadım. Tabii ki de ilk geldiğimde ünlü birini merakımdan onun yanına geldim. Sonra bir ay boyunca prenses gibi hissedildim. Böyle bir hayata girdim. İlgimi çekti. Sonuçta bir kadının her zaman kriterleri vardır. Ben de yanımda güçlü bir erkek istemem. İşte komik bir adam istemem. Çok normal diyorum. Ya çünkü şimdi bu inandırıcı olur mu? Düşünsenize ben yolda geçerken 65 yaşında bir adama bakıp aşık olabilir miyim? Böyle bir şey imkanı var mı? Asla yok. Mehmet Ali'ye aşık mısın? Mehmet Ali'ye aşık olmasam zaten defalarca sözümü yiyip ona geri dönmem. Ne oldu şimdi? Dedim ki evlenmeden bir daha olmaz dedim. Adam beni aradı. Evleniyor buluşmak musunuz? Buluşmak için uğraştı. Buluşmak için uğraştı. Ben onunla bir buluştum yine eridim. Ne yaptı bana şimdi? Hiçbir şey yapmadı. Ben niye döneyim? Ama Mehmet Ali'nin... Bir şey var ki dönüyorum demek ki. Bir beklenti içindesin yani. Çünkü daha önce ben sevdiğim için beraberim diyen bir Gülseren vardı. Şimdi diyor ki ben normal bir adamla zaten olmazdım. Parası olduğu için, şöhreti olduğu için beraberim diyorsun. Yani Mehmet Ali değil, sahip olduklarını seviyorum'a geliyor sözün. Ki orada soru soruyorlar. Diyorlar ki neden onu seçtin diyorlar. Ben de diyorum ki bu yayın bundan çıkıyor. İlk zamandan bahsediyorum. Diyorum ki ya diyorum yolda geçen birine aşık olmadım diyorum. Böyle kuvvetli diyorum. İşte komik biri işte diyorum şöyle görüştüm diyorum. Mehmet Ali'yi rencide ettiğini düşünmüyor musun bunları söyleyerek? Saygısızlık ettiğini düşünmüyor musun? Diyorum orada fark ettiyseniz. Ama komik olduğunu söylüyorum. Kuvvetli olduğunu söylüyorum. İşte ününün ne kadar hala olduğunu söylüyorum. Hala bir şeyler yaşayabildiğimizi ve her şeyin çok güzel olduğunu söylüyorum. Ama adamın iyi yanlarını söylüyorum. Gülserenciğim pardon, sen saygı duymak istediğin, yani toplumun sana saygı duymak istediğin adamla berabersin ama onun parası için beraber olduğunu söylüyorsun o açıklamanda. Bu ne kadar doğru? Hem toplumun sana saygı duymasını istiyorsun. Ben size diyorum ki şu andan bahsetmiyorum diyorum. İlk zamanlarda neden bu adamı seçtiğimi soruyorlar. Ben de onu söylüyorum. Yani şu an şu adamın parası bitse şu dakika beraber yine birlikte olurum. Çünkü hissim zaten oluştu çoktan. Bir sene olmuş. Ama ilk zamanları sorarsanız ilk zamanlarda evet ünlüydü. İlgimi çekti. Evine gittim. Tabii ki de parası ilgimi çekti. Ne bileyim komik olması ilgimi çekti. Bir şeyler, güzel şeyler yaşıyor olmamız ilgimi çekti. Zamanla duygu oluştu ve şu anda adamın parası da olmasa, ünü de olmasa, hastanede de 8-9 ay yatsa ben bu adamı bırakmam. Çünkü söz mü? Gerçekten mi? Söz mü? Yani gerçekten böyle mi yaparsın? Size söz vermem gerekmiyor. Bunu zaten bir senedir herkes konuşuyor. Yarın bırakır, yarın bırakır. Yarın da bırakmadım ama, yani. Ama biz... Defalarca da bırakmayı denedim. Evet. Bir saniye. Defalarca da bırakmayı denedim. Ama bırakamıyorum. Adam şu an ne yaptı? Ekstra hiçbir şey yapmadı. Yine döndüm. Niye döneyim yani? Niye? Peki yani Mehmet Ali... Artık lütfen aklını kullanmayı denesin yani. Peki bir hiç... Bir sene boyunca hiçbir elime geçen hiçbir şey yok. Yok güzellik merkezi açacak dediler, açmadım. Yok oyuncu olacak dediler, olmadım. Ekstra hiçbir şey yapmadım adamla birlikte olmak dışında. Adama zararım hiçbir zaman olmadı. Bir tam ev beklentim var mı Mehmet Ali'den? Hala gelmişler diyorlar ki para. Ne parası arkadaşlar? Her gün jetlerle mi dolaşıyorum ben? Yani böyle beni jetler alıyor da Miami'lere gidiyorum. Oralara buralara mı gidiyorum? Ben evimde oturuyorum ya. Böyle bir para mantığı var mıdır? Bir şey söyleyeceğim Gülseren. Mehmet Ali yanında değil mi? Efendim? Mehmet Ali yanında değil mi? İçeride. Ya benim aslında bu konuyla alakalı bizim ne yorum yaptığımız değil de Mehmet Ali'nin ne düşündüğü önemli. İçin aynı benim gibi düşünüyor. Ben zaten ona hep bunları söylüyorum. Diyorum ki ilk başta diyorum böyle böyleydi diyorum. Sonra bak buna evrildi diyorum. O zaten benim sevgimin farkında. O aptal bir adam mı? Herkesin düşündüğünü düşünemeyecek bir adam mı? Çünkü... Ama bizim hissettiklerimiz ve yaşadıklarımız ortada. Çünkü şöyle bir şey var. Sen bunu mesela bir ayrılık süreciniz oldu. O ayrılık sürecindeyken gidip de bir yayın açıp da ben zaten Mehmet Ali ile parası için birlikteydim. İşte sokaktaki 65 yaşındaki normal bir adama bakacak halim yok. Onun ününden, onun şanından tabii ki etkilendim diye açıklarken Mehmet Ali tam da yanında.
Yani bunları zaten onun yanında cevaplıyorsun aslında. O yüzden ben Mehmet Ali Bey'in konuyla alakalı aslında biraz esprili yaklaşıyor o da. Bu kötü bir şey değil ki. Bu kötü bir şey değil ki. Bana soruyorlar neyini sevdin? Ben de diyorum ki ilk başta ününü sevdim. Geldim, merak ettim. Ünlü bir adamla oturmak nasıl bir duygu? Sonrasında o hayatı sevdim. Sonrasında onu sevdim. Komik oluşunu sevdim. Bana sahip çıkışını sevdim. Bana dokunuşunu sevdim. Her şeyini de sevdim. Bak ya diyor ki. Diyorlar ki niye geri döndün? Olmuyor çünkü. Yani deniyorum. Evet uzaklaşmayı deniyorum. Bazen mantığım el vermiyor. Diyorum ki ya diyorum belki de bir şey olmayacak. Gençliğini harcıyorsun diyorum. Sonra adamla bir buluşuyorum. Dayanamıyorum. Tekrar yanında olmak istiyorum. Çünkü ait hissediyorum. Ne kadar daha yani ben beraber, niye döneyim? Beyefendi bana bir şey mi yaptı? Ne kadar daha beraber olursun? Kaç ay daha evlenmezse Mehmet Ali'yle beraber? Bilmiyorum işte. Yani şöyle söyleyeyim. Hissim gerçekten kalbimde his bitene kadar bir daha ayrılmayı düşünmüyorum. Çünkü olmuyor. His bitmeden olmuyor. Gülseren sen Almanya'dan geldin değil mi? Evet ben zaten Almanya'da yaşıyordum. Hayatım da öyle şey hani sokaklarda falan geçmiyordu. Normal bir işim vardı, ailem vardı hani... Niye kendimi bu riske atayım yani? Peki diyorsun ki o hayatı sevdim diyorsun. Yani Mehmet Ali'nin sana sunmuş olduğu hayatı sevdiğinden bahsediyorsun. O ayrılık evet. sürecinde biraz o hayatı özlediğini anlıyorum ben. Şöyle yani... söyleyeyim. Benim zaten Instagram'ımda da eklisiniz hepiniz. Ben ayrılık sürecinde de gayet standartlarım düşmedi. Tam tersi benim Mehmet Ali Bey de bunu çok iyi biliyor. Bana çok yazan eden insanlar da oldu. Belki Mehmet Ali'den daha da kuvvetli insanlar yazdı. Bunu kendisi de şahit. Ben niye yine bu adama döndüm? Giderdim o adamlar için çabalardım. Onlarla evlenmek için uğraştırdım. Madem ben avcıyım. Bu ayrılık döneminde yani? Bir ilişkin bir oldu ama yok. Değil mi Gülseren? Bir ilişkin oldu ayrılık döneminde. Hayır olmadı. Arkadaşlarım sadece ortama çıktım. Kameramanlar geldi. Çekti yani bu. Benim ilişkim olsaydı zaten Mehmet Ali benim bir daha kabul etmezdi. Her şey ortaya çıkardı yani. Aşık mısın? Çünkü aşık mısın bu 65 yaşındaki adama? Ben de kabul etmezdim. Mehmet Ali de yanlış bir şeyini görseydim. Yani böyle yine birisiyle görüşseydim. Aşık mısın Mehmet Ali'ye? Ben de kabul etmeyebilirdim. Çünkü yani... Ya ne kadar aşıksın. Aşık mısın Mehmet Ali'ye? Bilal Bey bence bayağı aşığım. Yani vazgeçemiyorum. Bayağı böyle ne olacak bu hikayenin sonu ben de bilmiyorum ama... Yani sevdiğim sözü aslında bırakmayı düşünmüyorum çünkü hep geri dönerim yine. Olmuyor çünkü. Bir hafta kızgınlıkla ayrılıyoruz. İkinci hafta birbirimizi görmeden olmuyor. Mehmet Ali'nin morali nasıl? Çok iyi tabii i̇yi ben mi? Döndüğüm için mutlu yani. Öyle mi? Gayet. Ben yokken o da çok mutlu. O da diyor ben dayanamıyorum diyor. Ben sen olmadan dayanamıyorum. Ben de diyorum dayanamıyorum. O zaman evlenin siz. Beklentin var değil mi Gülseren? Evlenmek istiyor musun Mehmet Ali Erbil'le? Erbil soyadını almak istiyorsun. Ya sence şöyle bir şey olabilir mi? Mehmet Ali Erbil'in evlenmesine mani olan bir hani moda deyimle dış güçler olabilir mi? Ya olabilir, her şey olabilir. Ben onun iç dünyasını dışarıda ne yaşadığını bilemem yani. Peki Gülseren. Ama, ne yapmak istediğini ben de bilmiyorum. Peki. Açıkçası. Çünkü konuşuyoruz. Bazen bir şey söylüyor, bazen bir şey söylüyor. Artık ben de bıraktım düşünmeyi. Sadece hissettiğim süre zarfında beraber olmayı düşünüyorum. Ve bu arada eve geri dönmedim ben. Yanlış anlaşılmasın. Ben dedim ki sevgili olmaya devam edelim. Birbirimizden korkmadık. Siz birlikte ama yaşamıyor aynı musunuz yani? Aynı evde yaşamıyor musunuz zaten? Hani diyorlar ya villada yaşamak için, hani rahatlığı bozmamak için geri dönmüştü. Ben bu arada eve dönmedim. O zaman şöyle anlıyorum ben. Arkadaşımla yaşamaya devam ediyorum. O zaman şöyle anlıyorum. Sen Mehmet Ali Erbil'le aynı evde bundan sonra yaşarsan ancak nikahla yaşarsın. Bir evlilik teklifi efendim? Alır evlenirsen. Sen bundan sonraki süreçte Mehmet Ali Erbil'le aynı evde yaşama şartın evlilik. Böyle anladım ben. Aynen öyle. Benle evlenmek istiyorsa ben o zaman yaşarım. Yoksa biz sevgili olalım. Birbirimizi mutlu edelim. Yani ben şu an yarın istesem bu villaya geri dönelim. Ama dönmüyorum. Peki Gülseren, sana bir evlilik sözleşmesiyle Mehmet Ali Erbil gelse ve evlilik teklif etse kabul ben eder misin? Ben teklif ettim. Dedim ki sadece dedi bana sözleşmeyi getir ben imzalayacağım. Instagram'ımı kapatmak istiyorsun. Kapatalım. Ya ben sadece seninle olmak istiyorum. Evet ilk başta ben
Yani bu hayatı sevdim ama benim şu an tek derdim bu adam. Ben bununla mutluyum ya. Tamam ya. Basit. Her şeyi tamam kız. Her şekilde şartı kabul ediyorum. Ya bunu söylüyorum, bu yalan olamaz. Kabul ediyorum diyorum yani. Tamamdır. Ne diyeyim ben? Aldık biz. Vallahi bana geçti. Buraya geldin, konuk da oldun. Birlikte de yani aranızdaki enerjiyi, şey sevgiyi, bağı gördüm. Tamam, ben bazen yanlış kelimeler kullanabilirim. Çünkü sonuçta profesyonel değilim. Ama kötü niyetle söylemiyorum. Hep böyle hani gerçeği söylemek istiyorum ki insanlara geçsin. İşte geçmesi neden zor biliyor musun? Ben. Geçmesi neden zor? Bir, Mehmet Ali Çapkınlığı'yla nam salmış bir televizyon yıldızı. Bıraktı artık. İki, ya. Bıraktı senin ya. Yaşınla onun yaşı ben arasında vallahi, uçurum bak, fark var. Bak, kültürel anlamda ayrıydım. Farklılık var, yaş farkınız var, alakasızsınız yani. Dolayısıyla kimseyi bir türlü geçmiyor. Ya kızın niyeti evet. Ne acaba diye sorgulanıyor. Evet. Ki kendinde itiraf vallahi etmişsin işte, zaten niyetini. Artık kaldım. Yani geçmiyorsa evet. Geçmiyor. Ne yapayım artık? Evet. Bak mesela bak o kadar çapkın bir adam. Evet. Bak o kadar çapkın bir adam. İki hafta boyunca ne mesajlar gelir. Gelsin. Bana gösterdi. Gelir. Gel gelsin. Bir tanesine cevap vermemiş biliyor musun? Artık tek eşli o ya. Peki. Gülseren çok teşekkür ederiz. Gayet iyi kendini ifade ettin yine. Evet, yine bir yani şey olursa. Gerçekten o kötü kalbini bir bıraksın. Çünkü gerçekten bir sene böyle kolay bir zaman değil. İnsanlar. Senin mesele de zor bir adam. Bir his olmasa asla buralara gelmezdi bu iş. Yani artık bunu bir kabul etsinler. O zaman evet, bunun zor biliyorum kabul etmesi. Ama bu algıları artık yıkalım yani. Gerçekten hayat hepimiz için. Herkes her şeyin başına gelebilir. Bizim de kaderimiz buymuş. Yani siz zaten... Siz ama zaten birbirinizi böyle bir... Gerçekten olmuyor mu? Gülseren'cim siz zaten birbirinizi bu kadar büyük bir aşkla seviyorsanız dışarıdakilerin sizin ilişkiniz hakkında ne yorum yaptığı sizi hiç ilgilendirmesin. Çok teşekkür ediyoruz evet. Yayınımıza katıldın. Ben kendini çok güzel ifade ettin açık sözlülüğünle. Tekrar konuşuruz biz. Selamlar Mehmet Ali evet. Bey'e de. Selamlar. Bence. Bizim en büyük izleyenlerimiz ikisi de Gülseren'le Mehmet Ali çok abi. Çok sevdiğimiz bir dostumuz. Valla bana... Geçiyor yani açık sözlü kız ya. Kız bunu söylemek sözlü zorunda değil. Kimseye şimdi, bunu ifade etmek zorunda bence, değil. Bence, doğru. Bence ilk başlarken 65 yaşında normal sokaktan geçen bir tane amcaya bakacak halim yok derken doğru demiyor mu? Yani bence Mehmet Ali'nin korkuları var. Korkuları biz geçip var. Geçmemesi kısmında değil sürüp sürmeyeceği kısmındayız. Şimdi bir olay isimden bir olay isme gideceğiz. Evet. İbrahim Tatlıses'ten olay açıklamalar. Neymiş o olay açıklamalar? Hadi hep birlikte izleyelim. İmparator İbrahim Tatlıses'ten olay açıklamalar. Var dostlarım da var insanları beni basamağa yaparak insanları kullanıyor. İbrahim Tatlıses'in düşmanları ile ilgili açıklaması. Dostumuz da o kadar düşmanımız da var. İmparator İbrahim Tatlıses geçtiğimiz ay kızı Dilan Çıtak'la yaşadığı problemlerden sonra Beyaz Magazin canlı yayınına bağlanmış ve açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Parmaklarım titriyor Bilal Bey, elimden titriyor, sinir oluyorum. Bu kadından beni muhatap etmeyin. Benim çok özel bir babam vardı. Ben hastayken başımda sabaha kadar duran, okula bırakan, saç telime zarar geldiğinde ağlayarak baba diye aradığımda ortalığı yakan, eve girdiğinde babişko diye kucağına atlayacak kadar özleyip sevdiğim bir adamla büyüdüm ben. Ne yazık ki diğer çocukları İbrahim Bey'in böyle bir baba sevgisine maalesef vakıf olamadılar hiçbir zaman. Kızı Dilan Çıtak'la aralarındaki gerilimin tırmandığı o günden sonra Dilan Çıtak sosyal medya hesabından Tatlıses soyadını kaldırmıştı. İbrahim Tatlıses'ten Savaş Zafer'e ziyaret. İbrahim Tatlıses geçtiğimiz akşam eski eşi Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer'in restoranını ziyaret etti. Şef olan Savaş Zafer kendi elleriyle İbrahim Tatlıses'e yemek hazırladı. İmparator'un birçok konuya değindiği o röportaja geçiyoruz. Öncelikle Savaş Zafer'den bahsediyor. Savaş mı biliyorsun Perihan Hanım'ın oğlu. Benim de oğlum yarı oğlum saydım. Bir restoran taşmış. Gel dedi bak neler var. Ben tabii menemenle çok sevdiğim için menemeni yapıyor, menemen de yiyemezsin. Yemin ederim. Siz ziyaret etti. Evet teşekkür ederim. Öncelikle ayağınıza sağlık. Umarım beğenmişsinizdir.
İbrahim Tatlıses'ten ince espri. Gurme okudum, biliyor musun? Gurme. Ben yemedim yedirmem ama o da yemedim yedirmem. Çok da genç kendisi. Evet. Genç gurme. İbrahim Tatlıses'in Savaş Zafer'le ilgili planı var. Televizyonu açarsanız yemek programı yaptıracağım ona. Şef Savaş. İbrahim Tatlıses konser turnesine çıkıyor. Urfa konserimiz özellikle de çok konuşuluyor. Olacak mı? Urfa'ya gideceğiz, oradan da ben gideceğim. Başka nereye? Menajerim mi olsun? Tatlıses'ten yeni şarkı müjdesi. Yeni şarkı var onun zaten. Var var. Albüm olacak mı? Tuğçe'nin bir yerden gelip okuyacağız. Müslüm Baba'nın şeyini okuyacağım. Olmuştu ya. Konu minik kızı Elif Adaya geliyor. Bakalım imparator neler söyleyecek? Okula götürdük, getirdik. Okulda bir hava yaptı. Görmenizi isterim. Bir kahkahalar attı, böyle bir şey olamaz. İbrahim Tatlıses kendisinin nasıl olduğu sorusuna oldukça net bir cevap veriyor. Hayat çok güzel gidiyor. Ben süperim. Ben süperim. Süperim de süperim. Nasıl değilsin diyelim. Maşallah diyelim. Bir dostum vardı Bodrum'da. Ona dedi ki nasılsın dedim, iyiyim. Dedi iyiyim yok, süperim diyeceksin. Niye dedim? Dostun sevinir, düşmanın üzülür. Kim ararsa şimdi, Elif Ada nasılsın canım? Süperim baba, ben de süperim kızım. O da, onu da alıştırdım. Dostum olduğu kadar düşmanım da var. İbrahim Tatlıses yıllar sonra barıştığı Yıldız Tilbe sorusuna bakalım neler söyleyecek. Süperim de moralleri bozun düşmanım. Dostumuz olduğu kadar düşmanımız da var. İbrahim Tatlıses'ten Yıldız Tilbe ile düet müjdesi. Bir türkü yaptım sana dedim, onu oku. Aa ne güzel, hayırlı olsun. Hatta gelin o zaman gönderdi, hemen stüdyoya girdik çaldık. Gelin ben de okuyayım dedim. Beraber bir düet gelir mi peki? Gelir. Özlemez olur muyum? O benim kızım. İmparator Yıldız Tilbe ile ilgili gelen sorulara tüm samimiyetiyle cevap verdi. Yıldız'ı severim, şarkılarını severim, kendileri. Delidir ama yazdığı sözler depteli. Özlemez olur muyum? O benim kızım diyorum. Aradı özledin. Bir daha böyle bir dost göremem. İbrahim Tatlıses geçtiğimiz ay kaybettiğimiz Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Aydemir Akbaş'ı son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamamıştı. Son nefesinde beni görmek istediğini hissettim. Gittim. Evlat Polat sağ olsun. Yoğun bakıma ayrıldı. İbrahim Tatlıses kısa bir süre önce kaybettiği kadim dostu Aydemir Akbaş'la ilgili gelen soruya çok net cevap veriyor. Bak, ömrü hayatımda böyle bir dost görmedim, bir daha da göremem. Siz bir gün öbür gün duydunuz mu benim Aydemir'le kavga ettiğimi falan, küs olduğumu? Edemem çünkü o dost. Dost yani, hakiki dost. Aydemir Akbaş'ın cenazesinde resim çekinme amacı içinde olanlara sitem etti. Oraya resim çekmeye gelmiş. Cenazeye gelmemiş, resim çekmeye gelmiş. Ondan da çok üzüldüm. Dedim şimdi kalkacak, bizi sevip sayacak. Ulan cenazeye mi gelmiş, bana mı gelmiş? Şafak, sabra besini kaybetti, ben aydoşumu kaybettim. Şimdi İbrahim Tatlıses'i ne kadar konuşsak az, pek çok konuşacak konu var ama vaktimiz de sınırlı. Bu şeyle ilgili konuşalım. Yılmaz Zafer'in oğluyla, Savaş Zafer'le ilgili. Babası, rahmetli babası 39 yaşında hayata gözlerini yummuştu maalesef beyin kanaması sonucu. Ve bu çocuğu sadece 2 ay görebildi. Sadece 2 ay kucağına alabildi. Savaş Zafer babasız büyüdü. Perihan Savaş, o ne büyük bir kadındır ki hem Savaş Zafer'e hem Melike Zübeyde'ye annelik yaptı ve ikisini de aslanlar gibi. Melike Zübeyde de zaten çoluğa çocuğa karıştı. İbrahim Tatlıses'in kızı. Ama İbrahim Tatlıses'e helal olsun. Savaş Zafer'i gitti, ziyaret etti ve ona işinde de yardımcı olacağını söylüyor. Onu televizyon ekranlarına yemek programı sunucusu olarak çıkaracağını ve onun iyi bir şef olduğunu söylüyor ve buradan destek veriyor. Böyledir zaten, yani ilişkiler biter, aşklar biter ama dostluklar, arkadaşlıklar bakidir. Onlar Perihan Savaş'la İbrahim Tatlıses her ne kadar kavgalı gürültülü bir aşk yaşamış olsalar da hem ortak bir çocukları var Melike Zübeyde hem anne de ortada bir saygı var. Evet. Aynen. Hadi sahnelere öyle. Gidelim mi şöyle? Gidelim. Birazcık şöyle fıkır fıkır şıkır şıkır ama o sahnelerde olaylar da oluyor. Simge'nin başına gelenler, Shakira'nın başına gelenler. Ama Edis'in konserine de ünlü yağmış, ünlü. Hadi sahnelere gidiyoruz. So
sahnelerde olay var. Yüzüne çiçek fırlatılan Simge neye uğradığını şaşırdı. Bir hayranı eteğinin altından görüntü almaya çalıştı. Shakira sahneyi terk etti. Edis'in Harbiye konserine ünlüler akın etti. Tuğba Ünsal'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi. Evet, Edis için her Harbiye'de ben de onun kadar heyecanlanıyorum. İşte detaylar. Konserlerde artan taşkınlıklara bir yenisi daha eklendi. Bengü ve Cem Adrian'a bandaki pet şişeli tepki henüz unutulmadı. Benzer bir olay Gaziantep'te yaşandı. Kültür Festivali kapsamında konser veren Simge'nin yüzüne önce telefon, sonra da çiçek fırlatıldı. Çileden çıkan ünlü şarkıcı seyircileri uyarmak zorunda kaldı. Shakira hadiseyi hatırlattı. Geçtiğimiz Mayıs ayında Kıbrıs'ta sahne alan hadisenin sahnenin önüne gelerek aşağıdan görüntü almaya çalışan kameramanı fırçaladığı anlar çok konuşulmuştu. Çünkü herkes oradan çekti, saygı duydular, oradan çektiler. Siz geldiniz şöyle aşağıda, göreceğiz montajınızda. Çünkü genelde yok frikik verdi, frikik değil bu bir mayo, kıyafetin bir parçası. Hadisenin başına gelenler bu kez dünya ünlü pop yıldızı Shakira'nın başına geldi. Miami'de konser veren Shakira sahne önündeki standa çıkıp dans ederken bir hayranının kendisini uygunsuz bir şekilde görüntülediğini fark etti. Hayranının uyarısına rağmen görüntü almaya devam ettiğini gören Shakira sahneyi terk etti. Edis konserine ünlüler akın etti. Dün akşam Harbiye'deki konserde Edis'i izlemeye gelenler arasında İlayda Alişan, Oğulcan Engin, Danla Bilic, Cemal Canseven, Tuğba Ünsal ve Hazal Kaya gibi isimler de yer aldı. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu Hazal Kaya heyecanını paylaştı. Buradayım, çok heyecanlıyım. Hı-hı. Çok uğraştılar bunun için. Sarf ettiği çabayı, emeği ben biliyorum. Kaya kıyafetine dikkat çeken muhabirlere esprili bir dille karşılık verdi. Kıyafetli bir Kızılderili imajı görüyorum sanki böyle bir püsküllü püsküllü. Sana öyle mi geldi? Vallahi gerçekten öyle gözüküyor. Şöyle bir kollarını kaldırabilsek görsün arkadaşlar. Rahat oynayayım diye. Oynarken bir şeyim olsun diye. Kaya'dan sonra mikrofonlar tarzıyla dikkat çeken Tuğba Ünsal'a uzatıldı. Evet, Ediz için her Harbiye'de ben de onun kadar heyecanlıyorum. İlk Harbiye'sinde de buradaydım. Onu çok seviyorum. Onun müzikal hayatında böyle onu gözlemlemek, hem sanatçı olarak hem arkadaşım olarak. Edis'e duyduğu hayranlığı dile getiren Ünsal, ünlü şarkıcının kaslarını sergilediği çok konuşulan fotoğrafları içinde övgü dolu yorumlar yaptı. Çok çalışıyor yani, biliyorum yani, sürekli bir spor halinde, diyet halinde, işinin mesleğine duyduğu saygının bence en önemli yansımalarından bir tanesi. Özel hayatıyla ilgili konuşmak istemeyen Ünsal, Hintli milyarder Saraf da hakkında çıkan ayrılık haberlerini zaten hiç olmadı diyerek yalanladı. Efendim, birazcık da özel hayat sormak da gerekiyor. Aslında baktığımız zaman bir ayrılık haberleri de çıktı. Onun için bir açıklama yapmayı düşünür müsünüz? Doğru ayrılık değildi sebebi? Ki, doğru değildi ki. Aynı zamanda eski bir model olan Tuğba Ünsal, son günlerde Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen'e hakkındaki eleştirilere de tepki gösterdi. Bunu hiç konuşmaya gerek yok yani, bir genç kadını hep beraber kameraların önünde yermeyi siz nasıl buldunuz? Bana hiç itik ve iyi gelmedi, kendim insanlar adına utandım yani. Neye göre, güzellik kavramını neye göre kullanıyoruz? Sahne sırası Edis'e geldi. Muhteşem bir sahne şovuna imza atan ünlü şarkıcı, Harbiye Açık Hava konserinde uzun zamandır heyecanla beklenen yeni şarkısı azar azarı söyledi. Yarını bırakıp şimdi çık dışarı. O kurşun gözlerle saklı içimde. Son olarak sahnelere gitmiştik. Bizim ünlülerimizin başına gelenleri konuşuyorduk. Simge'nin başına gelen. Ya sahneden çiçek atmak nedir ya?
Ve buketli ve kafasına doğru. Kızcağız diyor ki o kadar gibi. Tatlı bir kız ki Simge. Onu da hala o güzellikle, kendi güzelliğiyle karşılık veriyor. Alıyor yerden, diyor ki bu çiçek diyor daha nazik bir şekilde verilmesi gerekiyor yalnız diyor. Hani şimdi durup da hakaret de etmiyor onu halen daha izlemeye gelenlere. Sahnedeki birine çiçek vermek çok büyük jestlerden bir tanesidir. Yani sanatçıyı iki şey ancak maneviyatını doyurur. Biri alkış, diğeri de çiçektir. Ama tabii ki bu çiçek vermek de böyle fırlatı, taş fırlatır gibi yüzüne fırlatmaya da benzemez. O zaman bu başka türlü bir algıya dönüşür, saygısızlığa dönüşür. Bu da bir sanatçı için hiç olmaz artı tehlikeli de bir durum. Şimdi orada o atılan çiçek bak direkt yüzüne geliyor. O çiçeğin içerisinde dikenler olabilir, ne bileyim başka ağır bir şey olabilir. Yani gerçekten artık bu sahnede yaşanan şu olaylar, ne bileyim sanatçıların gelmeyen kalmadı başına ya. Yani telefon attılar, ayakkabı attılar, attılar da attılar. Şişe attılar. Eskiden şişe attılar. Dökülen güller şimdi kafasına artık küfür gibi atılıyor sanatçıların, ama nasıl bu noktaya geldi onu da bilmiyoruz. Ya bir insanın canını yakmak ister gibi bu hareketi yapıp da nasıl konserine bilet alıp gidiyorsunuz, ben de bu ironiyi anlamıyorum. Kasıtlı yapıyorlar. Atanın yanında bir arkadaş da çekiyor zaten ve TikTok'ta yayınlıyorlar bunları. Doğru biliyorsunuz. Söylüyor Bilal abi. Yani her şeyi attılar işte. En sonunda da içerik üretmeye attılar. Çalışıyorlar. Son zamanlarda yaşanan bu hadiseler tabii ki iyice bu işin şirazesini kaydırdı arkadaşlar. Aynen. İşte bu dediğimiz gibi sosyal medyada prim kasmak, takipçi almak uğruna bu sanatçılar bu noktaya geliyor. Tarkan'a ayakkabı attılar ya, hatırlayın ya. Evet. Tarkan'a Maltepe konserinde ayakkabı attılar ya. Bu hadiseler yani. Derken hadisenin de şu frikik olayı vardı. Çok haklı. Hani, ama neden haklı? Bence haksız. Neden? O kadar açık giyiniyorsan. Neden? O kadar zaten sen kendin de o giydiğin mayoyla ne nasıl bir frikik vereceğini biliyorsun. Ama şimdi onu açı giyip önemli. Sahneye çıkıyorsan. Çekilen videonun önemli. Açısı önemli. Zaten nereden çeksen ya da nereden izlesen o senin giydiklerinle insanlara ne sunacağın belli. Hani kınadığın şeyi yapmaman gerekiyor. Şakira da oldu. O kadar mini etekle, o kadar yüksek bir platformda. Ben buradayım zaten, kafayı kaldırsam merhaba, her şeyi göreceğim. Diyebilirsin, görebilirsin ama herkesin görmesi için de telefonu aşağıya çekmenin muhtemelen şudur. Bak çok aşağıda. Bak ne kadar yukarıda. Şöyle çekersen sapıklık. Ama böyle çekiyor adam, alttan çekiyor. O zaman çıkmayacaksın. Öyle bir mini etekle öyle yüksek bir platforma çıkıp dans etmeyeceğim. DJ arkadaşım. Platformunda ne işin var senin Şakira? Sahnede söylesene şarkını. Baksana minicik etek. Ya çıkmış ya. Eğlenmek istemiş. Zaten küçücük bir kadın Bilal Beyciğim kendini nasıl gösterecek? Ancak DJ kabinine çıkarsa gösteremeyecek. Minnacık bir kadın 1.50 boyunda. Mikrofon onda ya. DJ kabini deyince de yine hadise. Yani. Hadisenin DJ kabinine böyle yaslanıp da o salladığı dansı da unutmuyoruz. O yüzden de ondan sonra beni işte frikiklerimi çekmek şartlar, için çekiyorsun demesin. Hanneciğim şartlar ne olursa olsun mahremiyetinizin sizin isteğiniz dışında böyle bir algıyla lanse edilmesi de hoş bir şey çok değil çirkin. Ya. Çok çirkin. Çok terbiyesizlikten yerine, başka bir yerine göre şey giyineceksin ya. O zaman. Tuba Ünsal'ın o benim sevgilim değil açıklamasına da inanmadım. Hani o milyarder Hindistanlı adamlık. Burada bugün bitmeden söylemez. Söylemezse olmaz. O zaman geri kalanların